Herkese günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir güne uyandığımızı düşünüyoruz ve daha güzel bir gün geçmesi için, devamı için bizler karşınızdayız. Gerçekten çok çalışıldı, çok hazırlanıldı, çok güzel bir programla karşınızdayız. Sosyal medya hesaplarımızdan yayın boyunca ve yayından sonra bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatıyorum. Pinar Erguner benim sosyal medya hesabım. Aynı zamanda Beyaz Magazin'in de kendine ait bir sosyal medya hesabı var. Beyaz Magazin'den ulaşabilirsiniz. Yetmedi videoları bir daha izlemek bir için daha, bir daha. YouTube'a dönebilirsiniz. Ve YouTube'da Beyaz TV'nin sayfasından Beyaz Magazin'in tüm videolarına ulaşabilirsiniz. Görüyorum çok yüksek izlenme oranlarına sahip ve çok mutlu oluyorum diyorum ve güzel arkadaşlarıma günaydın için sözü bırakıyorum. Buyurun Canan Hanımcığım. Buyurun. Çok narçiçekleri, buyurun. Pembeler, narçiçekleri, herkese günaydın. Narçiçekleri. Bugün bomba gibi konularımız var gene. Lütfen bize yazın. @CananDynes Instagram hesabına yazabilirsiniz. Zaten yazmışsınız bir sürü yorumu. Kendi aramızda da konuşuyoruz değil mi kızlar? Evet. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Biz hazırız. Geceden beri bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Bekliyoruz. Gelin bize, gelin, gelin bize. Çıkın çıkın gelin. Herkese günaydınlar efendim. Yaz mevsiminin en sevilen ve en tatlı programı. Yaz. Üç tane tatlı, üç tane tatlı şeker ve çiçek kızların bir araya geldi. Çiçek kızların. Görüyor musunuz? Bugün hayata tam pembe bakıyoruz. Siz aşırı. De bugün hayata pembe bakın. Dertleri, kederleri biraz bırakın. Bizi açın, izleyin. Yorumlarınızı Sinem Yıldız Official'a bekliyorum. Ve tabii ki olmazsa olmazımız neyimiz? Neyimiz? WhatsApp ihbar hattımız. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün bir yerde bir şey telefon sordular. WhatsApp ihbar hattını söylüyor. Kendi kendine. 0549 802 86 31 de WhatsApp ihbar hattımız. İyi ezberliyor ama. Hoş geldiniz. Çok iyi ezberliyor. Bence de yani. Ben gerçekten ezberliyemem. Duvarlı sinkileri söylemiyorum. Bak. Çok korkuyorum. Her an her şeyi yapabilirim. Bizimkileri ezbere biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilen Özbilge'nin numarasını veriyorum. Ha. Yazın. Gerçekten şikayetlerinizi, isteklerinizi Bilal Özbilge'nin cep telefonuna atabilirsiniz. Veriyorum. Sıfır. Hazır mıymış? 0500. Bir gün biriniz zaten bana seyirciler söylüyor. Ya Sinem Hanım bir gün hakikaten ağzınızdan çıkacak. Çıksın siz onu unutursunuz. Başını söylerim gerisini söylemem. Üzülmeyin. Diyorsun. Evet. Peki o zaman hızlı bir giriş yaptık. O zaman hemen ilk konumuzla başlayalım. Aslında dün vermiştik. Dün çok önemli bir gündü. Türk sinema severleri için. Çünkü çok duayen bir isim. Hepimizin kalbinde taht kurmuş olan. Sevgili Kemal Sunal'ın 19. Vefat yıl dönümünü dün andık. Mezarı başında da bir anma töreni düzenlendi. Bir yandan o görüntüler de gelmeye başlasın. Tabii ki konuyla ilgili de mezarı başında hem Gül Sunal'a hem Ali Sunal'a kameralar mikrofon uzattı. Ne güzel değil mi ailenin gerçekten. Unutmaması? Sevenlerinin bu unutmaması. Aile devam ettirmeleri. Evet. Yok aileler de unutan unutuyor biliyor gerçekten musun Canan? Tabii canım 19 yıl geçince kimse gidip mezarının başında tekrar dua falan okutmuyor. Doğru. Çünkü 19 yıl ciddi bir zaman dilimi. Helal olsun yani insanın ölüsüne de sahip çıkması çok önemli. O yüzden sahip çıktıkları için de helal olsun. Gayet güzel bir davranış. Ne şimdi, güzel. Dün tabii ki bir sürü yani sosyal paylaşım sitesinde Kemal Sunal'la ilgili fotoğraflar, işte tweetler paylaşıldı. Onlardan bir tanesi de keşke biraz daha gülseydik başlığı altında açılmış. Bunun üzerine de Ali Sunal diyor ki yani keşke böyle bir başlık olmasaydı. Çünkü zaten biz hala onun bize bıraktıklarıyla gülümsemeyi unutmuyoruz. Hala gülüyoruz. Dolayısıyla hani bu başlığı biraz yersiz buldum. Çünkü o ölümsüz kılınmış bir değer artık herhalde bizim gözümüzde diyor. Şunu demek istemiş. Birazcık daha yaşasaydı. Birazcık daha fazla. Herkesin de iyi niyetiyle yaptığı bir şey. Birazcık daha film tabii çekseydi ve birazcık daha gülseydik. Kemal Sunal'la ilgili hiç kimse kötü bir yorum yazamaz. Asla. Yani o asla ama tabii Ali Sunal da kendi oğlu olduğu için o işte insan ister istemez bir de böyle hassas günlerde bir tık daha farklı düşünebiliyor. Ama tabii ki keşke biraz daha yaşasaydı. Keşke babam sizi yaşasaydı sizi güldürmek için mi yaşayacaktı gibi bir psikoloji çıkabilir altından. Tabii günün yani sonunda onların babası yani. Babası çünkü yani. Kemal Sunal ama aynı şekilde ama diyorlar ki hani babamızın vefatından sonra Türkiye bizi o kadar sarıp sarmaladı ki Türkiye bizim ailemiz oldu doğru, diyorlar. Doğru, çok doğru bir doğru cümle söylüyorlar. Gerçekten de. Çünkü acılarına sahip çıktı Türk halkı da. Bu ben çok güzel bir daha şey. Daha kolay atlatıldığını düşünüyorum biliyor musun? Eğer baban ya da annen şöhretliyse herhalde o acıya herkes dahil olduğu için
Ama insan bir parça, bilmiyorum yani, bir parça daha mı hafif, daha mı rahat atlatabilir yani? Aksine daha şey oluyorsun, çünkü her yerde sürekli onu konuşuyorlar, her yerde onu hatırlıyorlar. Kimi o ortamdan kaçıyor, kimi onlara çok yaklaşıyor. Ama burada bence Ali Sunal'ın yaptığı en güzel şey babasının, değil mi? Yani şey, izinden yürümek ve güzel yerlere taşımak oldu mesleğini. Çocuklara falan iyi şeyler empoze etti. Tekrar bir tiyatro sevgisi gündeme geldi. İnsanlar güldür güldür de bütün özgüvenini ortaya çıkardı. Bence Ali Sunal'ın, yani Ali Sunal'ın gittiği yolu çok güzel buluyorum ben. Evet. Enteresan, baba altında ezilmeyen çocuklardan biri galiba, bu, değil mi? Enteresan yani. Evet, bu paylaşım şu anda Ali Sunal'ın dün yaptığı paylaşım. Babasının cenazesinde yakasına takılan fotoğraf bu. Ve bu fotoğrafı paylaşmış Gül Sunal, aslında paylaşıyor. Oradan da Ali Sunal da kendi sayfasına repost dediğimiz tekrar post ederek koyuyor. Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuz'da yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda, biraz eskidi, rengi soldu ama acı hala taptaze, yepyeni diyor. O şekilde bir paylaşım yapmış. Çok güzel. Seni seviyorum babam. Çok. Günün sonunda onların babası tabii. Herkesin, yani herkesin yaşadığı duyguyu kendi duygusu olarak da kaleme almış. Çok doğru. Evet. Evet, o fotoğraflar insanın canını çok acıtıyor cenazede takıldığı için. Aynen. Ama onu atmaya hiç kıyamıyorsun. Değil mi? O bir de o fotoğraf bütün yakınlarının evinde oluyor ya. Şimdi ben bir gidiyorum, annemin babamın fotoğrafı herkesin ya salonunda, o küçücük. Bir de böyle eskiyor ya. Yani her şey eskiyor da, enteresan ya. Vallahi şu kıyamadığınız ve yapmadığınız her şeyi yapın. Çünkü kıyamadığınız her şey hayatta kalıyor. İşte kadınlar biliyorsun, koltuklarına kıyamazlar. Ya geçen evine kıyamazlar. Onu konuştuk, her şey kalıyor. Siz gidip çürüyüp gidiyorsunuz yani. O kadar etkilendim ki Pınar, şeyde kuaför, yani biz hazırlanırken bir muhabbete açıldı. Dedim ki ne oldu hani eşyalar? Dedi ki o annemin kıyamadığı, o annemin oturmaya kıyamadığı, kullanmaya kıyamadığı her şey depoda çürüyor şu an. Depoda çürüyor yani. O yüzden ne varsa kullanın. Ne varsa anneme kullanın. De söylüyorum. Bak, her şeyi yapın yani. Muhtemelen senin annen de öyle. Allah aşkına kullanın eşyalarınızı. Eskitin. Gönlünüze göre yiyin, işin gezin. Titiz kadınlar yani. Ya bunlar misafir. Tabii canım. Aşırı. Benim annemin hala paketli elektrik süpürgesi falan var yani. Ne yapacaksın onları yani. Paketli açın halde. Açın kullanın yani, yazık. Çünkü gerçekten hayatta olmadıklarında insan çok kötü oluyor. Evet. Gerçekten kötü oluyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir son dakika gelişmesi var sevgili seyirciler. Güzel ve iyi haberler inşallah alırız diyerek bu son dakika gelişmesini vermek istiyorum. Çünkü kaybettiğimiz bir duayenden hali hazırda yaşayan başımızın tacı bir duayene geçiyoruz. Sevgili Haldun Dorman geride bıraktığımız gecede hastaneye kaldırıldı. Ve hani sağlık durumu hakkında şu anda net bir bilgi yok sanıyorum. Hani ben de bir bakındım iyi, ama evet, yani hiçbir yerde net bir bilgi yok ama tabii gözümüz kulağımız yapılacak bir açıklamaya kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin, yani dünya tiyatrosunun önemli isimlerinden biri. Çok, çünkü sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da oyunlar sahneye koyan bir isim, düşüp kalçasını kırmış. Biliyorsunuz artık belli bir yaşa geldikten sonra bu çok sık rastlanan bir durum. Peki, kadınlarda da evet. Erkeklerde de, çünkü bilmiyorum tabii kemik erimesi durumu var mı şimdi öyle bir şey, ama kemik erimesi varsa çok çabuklaşıyor. En ufak bir sert düşüş belli bir yaştan sonra bir kalça kırığına yol açabiliyor ve biraz da meşakkatli bir süreç bekliyor. Benim de teyzemin başına gelmişti biliyorum. Ameliyat belli oluyorsun. Belli yaştan sonra çok zor. Çok, çok zor. Yani 80'leri itibariyle falan da hemen kaynamıyor. Kaynasa tekrar kırılma ihtimali oluyor. Uzun bir süre yatarak, değil mi? Evet, ameliyat sonrası epey bir yatmak gerekiyor. Onun için hani nasıl bir doktorlardan açıklama gelecek, süreç nasıl takip ediliyor onu tabii şu anda net olarak bilmemekle birlikte çok acil şifalar diliyoruz. Hayata ne kadar bağlı bir insan, değil mi? Onun enerjisini her zaman böyle her gördüğümde, mesela yolda bile karşılaşsam çok enteresan kibar. Bir enerji, enteresan bir kibarlık, insanları sevme, hayatı sevme. Aslında bu dünyayı çok güzel yaşamış bir insan örneği bence Haldun Dorman. Bu arada kızlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Biz sabahları hastane odalarında çok seyrediliyoruz. Allah herkese şifa versin. Geçen gün teyzemi ziyarete gittiğimde de hastane odalarından bütün hanımlar çıkıp sabah sizi izliyoruz dedi.
Şimdi de hastane odasından bir fotoğraf geldi. Yollayabilirsiniz bu fotoğraflarınızı, paylaşabilirim. Gözlem Hanım'ın kayınvalidesi Sevinç Hanım varmış. Sevinç Dutçu şu an hastane yatağından bizi seyrediyor. Çok seyrediliyoruz. Çok tatlı. Hastanelerde çok seyrediliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Öpüyoruz. Allah hepinize acil şifa versin. Madem sırası da geldi, Amerika'dan da seyrediliyoruz. Hatta gece yani mesela onlarda saat farkımız var. Şu an uyumaları lazım ama uyumuyorlar insanlar. Zeynep Hanım'a da buradan selamlarımızı iletelim. O da bir kanser tedavisi görüyor. Büyük geçmiş. Özellikle kadınlara çok teşekkür ederiz. Bütün bu hastalar için söylediğin için söylüyorum. Özellikle kadınları diyor uyarın. Kontrollerini yapsınlar yani. Biz çok geç fark ettik ama uyarmak gerekiyor. Özellikle kadın doğum uzmanlarına mutlaka 6 ayda bir kadınların gidip simir testi yaptırması lazım. Rahim ağzı kanseri biliyorsunuz. Kamu spotlarıyla uyarılan bir şey, çok kadınlarda maalesef çok sık rastlanan bir durum. O yüzden de lütfen meme kontrollerinizi, meme kanseri için. Lütfen yani en önemlisi vücudunuzu iyi dinlemek. Yani vücudun bir şikayeti varsa vücut sinyalini veriyor zaten. Kendi doktorun öyle derler yani ya. Dinleyip sonra da hemen doktora. Bu arada Haldun Dorme'nin 91 yaşında yani Allah daha da uzun ömürler versin olduğunu belirtelim. Yeni bilgiler geldikçe de tabii ki saniyesi saniyesine paylaşacağımızı hatırlatıp bir daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Mehmet Ali Erbil ile devam edeceğiz. Dün hastaneden çıktı müjdesini vermiştik. Çok duygusal dakikalar yaşandı hastane önünde. Röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşmüştü. Kaburgalarını kırmıştı. Bakalım genel olarak sorulara nasıl yanıtlar verdi? Dün de başka türlü kutlamalar vardı tabii Erbil sülalesinde. evladıyla alakalı olarak bir izleyelim genel olarak. Evde yardımcı kadın vardı, o duydu sesimi. Yandım Allah dedim, banyoda daha önce de en az 20 kez mermer basamak yüzünden tehlike atlattım. Ama basiretim bağlandı, önlem almadım. Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteşle kendim de gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım. Yüzmek çok istiyorum ama atlarsam bir daha çıkamam. Bu ayaklarla çıkmak zor. Ancak merdivenli havuz olacak. Artık çapkınlık yapmaz gibi öyle keskin şeyler söyleyemem. Kadınlar beni bırakırsa bırakır. Sonuçta sakat bir adamım. Ama artık değiştim. En azından telefon numaramı değiştirdim. Büyük bir ailem var. 3 eski eşim de çocuklarım da birbirleriyle görüşüyorlar. Yaptığım evliliklerde başarılı olamadım ama yalnızlık kötü. Bir daha evlilik neden olmasın? Bir daha evlilik neden olmasın? Gelelim Mehmet Ali'ye. Hayır ben hastane çıkıyorum, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu an asıl bir eşe ihtiyacı var. Doğru. Bravo. Onu hayata bağlayacak. Onunla bir bardak çay içecek. Tekrar yürümesini sağlayacak. Onunla bu süreci atlatacak. Şu an o kadar önemli bir süreç ki. Doğru söylüyorsun. İbrahim Bey de böyle bir süreçte evlenmedi mi? Doğru, hastanedeyken evlenmişti ya, hatta. O yüzden asıl şimdi duygusal çöküşten sonra var ya. Şu an Mehmet Ali Bey'e kim iyi davranıp kim yanında olursa onun baş tacı olacak. Çünkü biliyorsunuz. Şanslısı olacak. Zor durumlardayken. Bak kadınlarla ilgili fikirleri falan da bence epey değişti. Mehmet Ali Erbil'i biz yani böyle çok hızlı bir çapkın olarak biliyoruz biliyorsunuz. Hani evet. Evlilikleri var, evet kıymet veriyor, evleniyor, sahip çıkıyor eşlerine çocuklarına ama. Sözleşme bir yapmaz. Çapkınlık, evet, bir serüveni öyle. Var yani. Bir çapkınlık durumu da vardır. Ama bu sefer ne diyor? Ben artık durumumun farkındayım. Bir ihtimal bunun ucu bir daha yürüyememekle de sonuçlanabilir ve beni kadınlar bırakabilir. Ama diyor ben yine de hayata tutunurum. Bakış açısı hani illa biri olsun yanımda da değil. Bir yardımcı alırım. Hayata tutunurum. Bak ne kadar enteresan, ne kadar basit şeylere özlem duyuyor. Yüzmek istiyorum diyor ama suya dalarsam bir daha oradan çıkamam ama. İşte o yüzden hiçbir şeyi diyor. Kafanıza takmayın. Aynen öyle. Her gün şükredecek birçok sebebimiz var. İsyan etmeyin. Çünkü isyan gerçekten insanı bunalıma sokan bir şey. Bu arada asıl çok önemli bir şey söylüyor. Telefon numaramı değiştirdim diyor. Telefon numarasını değiştirmesi demek biliyorsunuz daha önce hayatında olan olmayan bütün kadınlardan kurtulması demek. Kadınlardan aslında o çapkınlığı bence o yoğun bakımda bıraktı Mehmet Ali Erbil. Çünkü hani diyoruz ya gitti neyse. Geldi o süreçte hayata yeniden başladı, şimdi hayatın ne olduğunu anladı. İnanın ki şimdi Mehmet Ali Erbil evlense bile
farklı modda bir eş adayı seçebilir kendine. Çünkü kafa yapısı tamamen değişir. Bence de. Yani o hani gencecik bir kız olsun değil. Da hayatımı sürdüreyim değil. Bir ihtimal, yani bizi de izliyorsa tabii ki kendi kararıdır, haddimize değil, ama belki daha hayat yoldaşı, hayat arkadaşı biriyle hayatını devam ettirmek isteyebilir. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz. Sonuçta sakat adamım da demeyin. Her saniye, bir saniye sonra bize, ekran başındakilere tabii ne olacağını bilmiyoruz. Bu bir size gelen bir şeydi, geldi geçti diyelim. Mutlaka ve mutlaka yürüyeceğinize inanıyorum. Hepimiz, mutlaka. Hepimiz birer yaşadığımız sürece engelli her şey adayız. Her şey adayız. Yani her onun şey için adayız, evet. Hiçbir zaman ne oldum dememeli, ne olacağım demeli ben diyoruz. Ben bekleyip görmek gerektiğini düşünüyorum. Aynen, sonuçta şimdi, bu Mali, tamam mı tabii. Yani ben şimdi böyle bir duygusallıkla açıklama yapacağını düşünüyorum. Kendisiyle de hukum olduğu için bu kadar rahat konuşuyorum. Mali'cim, şimdilik sana biraz inanıyorum ama göreceğiz yani orta vadede ve kısa vadede. Sonra bir değişebilir diyorsun. Hatta daha güzel kadınlarla daha güzel ilişkiler kurabilir diye düşünüyorum. İnşallah yani tabii bence ki. Daha duygusal ilişkiler kurabilir. Kadından daha başka hayır, şeyler bekler. Duygusal ilişkiler de ben öyle ki düşünmüyorum senin gibi. Bence tamamen beyin yapısı değişti. Şimdi çok daha farklı bir ilişki yaşayabilir. Belki eski eşlerinden biriyle barışabilir. Hmm. Evet, ilk eşinden çok ben şimdi mesela, sevgi dolu bahsettim. Evet, Nergis Hanım. Ben mesela, yani bence mesela Nergis Hanım'la barışıyorum. Bence de. Ben de yani ötekileri tanımıyorum şimdi, ayıp olmasın ama Nergis Hanım tanıdığım için söylüyorum. İlk eşinden biriyle Nergis'le barışabilir. Zaten biliyorsunuz o hiç yalnız bırakmadı Mehmet Ali Bey'i. O yüzden bir hamle gelebilir yani her an. Ama tabii ki her şeyden önemlisi fizik tedavisi bence. Evet, şimdi dedim ya ailece de önemli bir durum vardı. Ali Sadi'nin doğum günü vardı. 13. yaşına girdi. Güney'den bir yaş büyük. Tamamen aile içi bir doğum günü yapıldı. Hmm. Hani dışarıdan çok kıymetli dostlar dışında katılım olmadı. Bilal Özbilge davetliydi ama gidememiş. Çok onun da yoğun bir temposu var. Evet. Örfi Bilgin gitmiş, yakın dostlarından Örfi biri. Örfi'yle dün telefonla konuştum. Evet, gideceğini söylemişti. Zaten Örfi Mehmet Ali Erbil için çok büyük bir destek ve tabii çok iyi bir dost. Hı hı. Yani Allah herkese öyle dost nasip etsin. Yanından hiç benim ayrılmadı için de öyle demiştin, tabii değil mi? Evet, hiç. Evet, paylaştığı fotoğraf da burada. Mehmet Ali Erbil ile birlikte Örfi Bey'in. Aa, Örfi WhatsApp'tan evet yazdı. İzliyorum canım. Örfi öpüyorum. Örfi bana bir abi, bir baba, bir can, çok iyi bir dost. İyi Mehmet bir Ali Erbil'e de öyle olmuş. Öyle bir dost. Yani Örfi'nin karakteri bu. Dostuna dost, düşmanına düşman. Ortası yok. Evet. Yedirsin, içirsin, biz de tanışıyoruz. Misafir etmeyi evet, seven. Misafirperver bir beyefendi. Ne güzel. Örfeyle. Bak Mehmet Ali Erbil nasıl bakmış, bakar mısınız değil sevgiyle mi? Sevgiyle. Yani bu işte bu hastane sonrası bu anlar insanın hafızasından i̇şte hiç çıkmıyor. Bazı çapkın arkadaşlarla da belki görüşmeyi keser mi diyorsun? Örfi için söylemiyorum. Değil. Hayır, Örfi için söylemiyorum. Yani biraz çevreyi de değiştirmek lazım ya böyle durumlar. Zaten biraz hafif eledi ya bütün arkadaşlarını. Hafif bir böyle birbirlerine durumları varmış. Bilal Bey dün barıştırmış onları artık. Gene mi? Güzel, evet, daha tatlı bir hale gelmişler. Zaten Bilal Özbilge, Örfi ve Mehmet Ali Erbil. Yani üçü muhteşem üçlü gibiler. O yüzden aynen öyle. Şeyda Coşkun röportaj veren isimlerden biri. Biliyorsunuz Tuğba Coşkun'un ablası ve Şeyda Coşkun zaten kendi başına artık çok önemli bir marka Türkiye'de. Onun röportajını izleyelim mi? Hem Ali Sadi hakkında hem genel aile portresi hakkında konuşmuş çünkü. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim. İyiyiz, çok teşekkürler. Ali Sadi'nin doğum günü, biliyorsunuz bizim ilk göz ağrımız. Çok değerli, çok da büyüdü. İnanamıyoruz büyüyüşüne. Zaten siz de inanamayacaksınız. İlk defa da İstanbul'dayız onun doğum günü. Hep böyle yazlığa denk geliyordu. Tatilde çok böyle hafif kutluyorduk. Şimdi bütün ailede toplandık. Gayet güzel geçti. Bu yaşta çocukların doğum günleri çok değerli oluyor. Bütün ailenin bir arada olmasını istiyorlar. Böyle bir güzel güne biz de katıldık. Teşekkür ediyorum Beyaz TV'ye. Kaç yaşına girdi peki kendisi? Kendisi şu anda işte 13 yaşına girdi aslında. Büyük duruyor. Peki babasının duyguları nelerdi? Hani bir doğum gününe de. Çok mutlu. Zaten doğum gününde de hastaneden çıktığı için acayip yani bir sarmal şeklinde birbirlerine sarmalamış durumdalar. Çok mutlular. Çok ayrı bir duygu tabii bugün. Hani dün de Mehmet Ali'nin hastaneden çıkışıyla bugün Ali Sadi'nin doğum gününde giriş çok güzel oldu yani. Güzel bir duygusal anlar yaşandı. İlla ki yaşandı ama çok mutlu, güzel günler yaşandı. Yani güzel anlardı bunlar. Artık o
negatif şeyleri bıraktık. Daha pozitif, daha güzel şey hayallerini kuruyoruz. Hiç öyle şey hüzünlü bir şeyimiz yok. Ama tabii ki çok güzel. Hepimiz çok mutluyuz. Ayrı bir duygu yani. Allah'ımıza çok şükür bugünleri yaşadık. Hep beraber doğum günümüzü de kutladık. Mehmet Ali'nin çıkışını da kutladık. Günlerce teşekkür. Babası ne hediye aldı dedi? Bu sene genelde spor ayakkabı çalışması yaptık hepimiz. Herkes aynı anda bir sürü spor ayakkabısı aldık. Ali sadece çok öyle istekli olan bir çocuk değil. Çok belli şeyleri sever. Klasik bir çocuk. O yüzden spor ayakkabısı aldı. Zaten spor ayakkabısı şort giyiyor. Hepimiz öyle şeyler aldık. Bakalım. Evet, bir yandan da şey bakıyorum da bir hanımefendi izleyicimiz yazmış. Kalça kemiği kırıldığı için düşülüyormuş demiş. Düşüp kırmak yerine. Böyle önce kırılıyor, sonra mı? Önce yani kırıldığı için. Tabii yaşlılıkta öyle olabiliyor. Evet, sen kalça fark kemiği kırılmış oluyor. Ayağa kalktığı tutmuyor. An tutmuyor ve düşüyor. Haldun Dorman için konuşuyoruz. Tabii yani sevgili izleyicimiz böyle bir bilgiyi paylaşmış ama en sağlıklı bilgi yine hastaneden gelecek olan tabii bilgidir diyelim. Şeyda Coşkun'un röportajını izledik. Çok iyi anlıyorum kendisini. 12, 13, 15'e kadar çocukların en önemli istekleri son çıkan, son model spor ayakkabılar oluyor. Yok işte bilmem ne NBA oyuncusunun basket ayakkabısı, bilmem ne futbolcusunun şu markayla yaptı. Bitmiyor bir markayla bir çalışıyorlar o ünlüler. Bitti. Geçmiş olsun. Yok Ronaldo ayakkabısı, yok işte şey ne masraflı o NBA'deki. Annelere babalara geçmiş olsun geçmiş yani. Geçmiş olsun çok masraflı iş. Ya çocuklar istiyor ya sürekli Michael bir şey Jordan istiyorlar ayakkabısı. Yani. Tabii canım. İşte havalı ayakkabılar. Öyle olunca da herkes demiş ki en güzeli bir şort alırız. Altına da güzel bir spor ayakkabı ne güzel, alırız. O. Rahat ederiz demişler. Babasının hastaneden çıkmasıyla değil mi? Aynı güne denk gelmesi de çok muhteşem yani. Yani hem denk gelmiş hem iki kutlama bir arada ne olmuş güzel işte. Yani. Evet. Yani evet. Gördüğünüz gibi bu arada hani az biraz fotoğrafları da veriyoruz. Çok güzel tatlı bir aile tablosu var. Bütün aile, çoluk çocuk, eşler ve dediğim gibi az önce de sadece çok yakın dostlar. Pek böyle açık bir ortam yoktu. Zaten Mehmet Ali Erbil bir mikrop kapmasın, bir şey olmasın. Aynen. Çok kalabalığa girmesin, yakın temas olmasın. Şimdi şeyi de düşünüyorum da şu an çok mutlu tabloyu görüyoruz ama şu an o evin içinde herkesin kalbinde bir panik var. Şimdi ne Mehmet Ali Erbil yaşadığı stresi onlara anlatabilir, ne onlar hep birbirlerine oyun oynayacaklar, mutlu gözükecekler ama en büyük panikleri tabii ki fizik tedavi sonucu ne olacak? Çünkü insan çok ayakta ve oradan oraya zıplayan babasını da oturarak gördüğü zaman o da bambaşka bir yıkım yani. Ya öyle de bir yandan da sağ salim gördüğü için de şükreder. İşte evet. Bak şimdi o ne oluyor biliyor musun? O arada sıkışıyorsun değil mi? O bir süreç. O bitiyor, bu başlıyor. Şimdi evet. Ne yapacağım eyvah oluyorsun. İşte insan evladı. O arada da işte kalbin ona dayanmıyor yani. İnsanoğlu çok ilginç işte. Bir şey atlattıktan sonra aman yeter ki yaşasın diyorsun. Yaşadığını görüyorsun. Niye yürüyemiyor? Bir an önce yürüsün diyorsun. Yürüse diyecekler ki bir an önce sahnelere dönsün falan. Bu böyle süre i̇nsan gelip gidecek. İnsan hep işte olduğu daha şey. Daha iyisini istiyor insan. Aynı şekilde görmek istiyor. Onu da yani Rabbim insan vermiş demek ki içimize. Demek ki olması gereken bir şey yani. Evet. Hani yapacak his, da bir şey yok. O hissi de veren Rabbim yani. Her şey ondan geliyor. Dediğimiz gibi güzel tablolarla da bütün kutlanmış bir ama ya doğum yani günü. Eşler, çocuklar. Tabii tabii canım evet. En son Mehmet Ali Erbil'in doğum gününe katılmıştım. Valla bütün eşlerini ve çocuklarını yanına alarak pastayı kesti. Hiçbir eşi de böyle birbirine bir trip yapmadı. Ben o karede olmak istemiyorum demedi. Evet. Bütün fotoğraflar öyle çıktı. Ama onlar birbirleriyle de iyi geçinmiyorlar mı? Sen dışarıdan bildiğim o. İyi iyi yani orada gözlemledim. Hatta Seda Hanım topladı hepsini. Kızım gelsene sen de gel sen de gel diye böyle karaya. Hakikaten hepsi de kalktı gitti yani. Hani hiçbir daha yok ben bu karede yer almak istemiyorum demedi. Ama bunu sağlayan da biz hani Mehmet Ali Erbil. Evet. Erkek çok yani erkeğin tavrı burada çok önemli. Evet. Gerçekten o ayrılmalarda da boşanmalarda da eğer adam aradaki dengeyi adam kurabiliyorsa, bravo. Dengeyi kuramıyorsa geçmiş olsun. Onu hep söylüyorum. Aile içi dengeyi anneyle de, gelinle de, eşler arasında da, sevgiliyle de her şeyi kuran erkektir. Aslında diyelim. Biz bir gelin kayınvalide problem gerçekten programı yapsak çok iyi. Çok güzel olur. Evet. Evet. Peki bunu da böyle efendim gelin mesaj olarak yaydıktan. Şimdi de Ahmet Kural yeni bir aşka mı yelken açtı buyurun diyoruz. Buyurun. Evet geçen akşam Kadıköy'de bir hanımefendiyle samimi görüntülerle yakalanmış.
Devam edin. Bu kadın niye aşk yaşamasın? Bu kadın aşk yaşamasa böyle şarkı söyleyebilir mi ya? Bu CHP'de çok ilginç şeyler olmuyor mu? Ben anlamıyorum. Bak şimdi Sıla evleneceğim diyor Ahmet Kural. Kadıköy'de sevgilisiyle görüntülüyor. Ben diyorum. O ne laf? O ne laftı ya? O ne cümle? Ben gündüzlere eğilmem, geceleri kanatırım kendime. Dayanamayacağım ben bu sözlere. Etkileniyorum ben bunlar, bu sözlerden. Konumuz o değil. Ben diyorum ki bak, biri Afrika'da bir evlenmeye kalkıyor. Öteki de Kadıköy'de bir kadınla uzağa da yani çok kardeşim ayrılar. Aşırı samimi değiller. Ya Kadıköy'de herkes böyle geziniyor zaten. Niye sen Kadıköy'de öyle mi geziyorsun? Yok, biraz sarılmacı var. Yok. Sanki biraz anlayamadı. Şimdi sarılmaca var da yakın arkadaşına da sarılabilirsin. Yok, o kadar sarılamazsın. Ben görmüyorum. Bu saatte sarılmazsın. Bu biraz yumurlu. Yakın arkadaşına akşam 5'e kadar sarılıyorsun. 5'ten sonra sarıldığın arkadaş başka. Hayır, yolda yürürken falan düşme diye koluna biraz giriyorsun. Seviyesi biraz yüksek, biraz yumulmuş. Önden göremiyoruz pek ama. Ama öpüyor galiba. Ben yanlış mı görüyorum? Hayır, yanandan öpüyor. Abi, dizi seyrediyor. Vallahi öptü. Ay, bir şey söyleyeceğim. Lensleri hanım teyzeler gibi. Ay, öptü. Sanki balkondan Ahmet Kural'ı gözetliyor gibiyiz. Öptü. Vallahi öptü. Yani taksiye binecekler. Ya, enteresan olan şu, biri spot geliyor oraya, şeyden göremiyorum ben. Siz anlatın bana. Sarıldı. Bak gördüm. Şöyle yapıyor. Gel bak. Tek eliyle kavruyor. Pembeli. Bak. Şöyle yapıyor. Sonra hafif daha samimi böyle yapıyor. Tamam mı? O kadar. Ama o sarılma, bak, bir beyefendi seni sarılırken şöyle biraz kendine çekiyorsa orada bir şey arayabilirsin. Ha, bir terslik var diyorsun. Bir sıcaklık. Bir yani. Bir şey. Bir normal arkadaşım değilsin. Sanki biraz yürüme var gibi, evet. Çen bana asılıyor musun çen? Bana yürüyorsun gibi. Çen yürüyorsun. Bir şeyler çen olabilir. Peki, bu görüntüyü biz neyin üstüne aldık? Ötekinin, yani Sıla'nın Afrika'da evlenecek biriyle, bir iş adamıyla evlenecek. Bence. Almadık mı? Evet, Afrika'da evlenebilir. Sıla'dan her türlü çılgınlığı bekliyoruz. Hayır, bunun üzerine bu görüntünün gelmesi. Ben bu aşkın bitmediğini düşünüyorum. Yok, bu aşk bitti. No. Bu aşk bitti bana göre. Öfkeliler ama birbirlerine hep bir o ayrılık sürecinde de biliyorsunuz Sıla kendini daha taşa vurdu. Kapadokyalara gitti, yollara attı kendini. Yollardan sürekli mesajlar yolladı. O Ahmet Kural'dan. Öfken varsa duygun bitmemiş demektir bence. Öfke varsa duygu bitmez. Aynen doğru öyle. Değil mi? Çok doğru. Ha, bir şey olur mu olmaz mı ben bilmiyorum tabii yani. Onu ben bilemem. Ama bak, normal arkadaşı da olabilir mi acaba Ahmet Kural'ın? Bak. Şimdi Kadıköy'de burası neresi? Ben gideyim gece oralarda bir dolanayım, bekleyeyim. Aynen, bir bekle. Bir bekleyeyim oralarda. Ben zannetmiyorum. Biraz samimi. Ya bu oyuncularda da böyle aşırı bir samimiyet. Bak böyle, bak kız da yo. Şimdi gördüm. Şimdi kızın sarılışını gördüm. Nasıl? Canım benim der gibi. Ben böyle yorumluyorum. Teyze modunda biliyorsunuz. Kız da sarıldı. Ya gördüm. Bekar adam niye olmasın ya ki? Ya tabii yani mutlu olsun. Güzel bir aşk yaşasın. Sıla da evlensin. Sıla da aşk yaşasın. Sıla çünkü bununla beslenen duygusu çok Sıla, yüksek bir kadın. Hikayesinde o az önceki söz Metin Altıok'a ait. Aslında uzunca bir şiir. Bunu o, Sıla mı paylaştı? Sıla paylaşmış. Ve o senin işte ben eğilmem gündüz ama geceleri kanatırım kendimi bir ara parçası. Mesela ben şu kısmını yaptım, çok sevdim. Ben birini sevdiğim zaman göğünü durmadan genişletir ama herkes rahattır kozasının içinde. O sevgi artık kimsesizdir diyor. Ölsem ayıptır, sussam tehlikeli. Çok sevmeli öyleyse çok söylemeli. Herhalde bu Afrikalı yeni iş adamı işte değil yani. Bu abi yani. Sıla ya. Öyle Sıla. Mi? Çok sevmeli ve çok söylemeli. Tabii sevdiğinizi söyleyin. Çok güzel. Hep söylememekten oluyor. Şimdi seviyorsan söyleyeceksin. Seviyorsan ara. Çünkü başkasına fırsat verir söylememen. O anda bizim gelir başkası kapar. Neydi o? Hakan. Hakan değil miydi ya adı? Telefonun başında çaresiz bekliyorum. O kısma bağlıyor olmamız durumu. Beklediklerimiz var aramasını tabii ki de yani. Aramasını var. Çok da fifi. Evet. Hiç öyle fifi de olmuyor şimdi yani. Değil mi? Şimdi tabii. Onlar ikisi sürekli bir şey karıştırıyor. Bak, birileriyle küsler bir şimdi şey. Şimdi bir dakika. Olsun. Bu ekrandan gider yapıyorlar. Bu işleri bana söyleyin. Sizin adınıza ben söyleyeyim. Sen çağrıda bulunayım. Öyle bir coşturursun şey yani ortalığı. Her gün düzenli mesaj gider. Adamların var geleceği bile yoksa gelmezler. Kesin. Bir şey diyeceğim. Şimdi Afrikalı adam mı bu şimdi? Bilmiyorum.
Afrikalı ne anlar bu yazıyı? Afrikalı derken Afrika'da evleneceği iş adamına mı bu? Bilmiyorum. İş adamları çok ciddidir. Şimdi bu cepheye şöyle bir hafif kuş bakışı bakalım. Neler oldu? İşte Hazer Amani ile bir şey araba çıktı. Araba görüntüsü. Araba görüntüsü çıktı. Bir anda da evleniyorlar mı deyince Hazer Amani, evet hani yarışma programından dolayı insanlar takip etmeye başlamıştı ama onun öncesini siz hatırlar mısınız? Mesela bu MasterChef yarışması olmasaydı ve Sıla özellikle olmasaydı. Sıla olmasaydı. Hatırlar mıydın? Yok. Yani entel, ne iş yaptığını bilir miydin? Entel dünyada bir şef, tamam, sevilen bir şef ama ben hatırlamazdım. Hayır, yok, o kadar ezmeyelim. Ezmiyoruz yani, herkes tanır mıydı yani? Hayatın işin... Ezmiyoruz. Yoktu ki. Tanınmakla alakalı. Hayatım, bu beyefendi başka adam, başka bir kadınla görüntülense hayır, kimsenin umurunda olmazdı. O program artı Sıla diyorum. Sıla. Müthiş bir tanınırlık verdi tabii. Kesinlikle Sıla ile bir tık aşağıya düşmüştür şu görüntüsü sebebiyle arkadaşlar. O TV8'deki programda Sıla ile niye aşağı düşsün? Bu görüntü hoş bir görüntü mü? Ya görüntü hoş adam değil. Tamam, görüntü yani hoş değil ama Sıla ile gündem oldu. O çok çıktı. İki tane şefte evliliğini bitirdi. Tövbe estağfurullah orası. Mehmet Bey hariç, tenzih ederim. Bir tanesi kuşu boğazladı. Ne yapıyor yani? Kuşu programları evet sustu. Şimdi neden bunu söylüyorum? Sebep? Çok yakın zamanda Hazer Amani'ye de tabii ki mikrofon uzatıldı. O da bir toplantıdaymış o esnada. Hani bu evlilik var mı yok mu falan filan. Bir bakalım neler söylemiş Hazer Amani. Biraz geldi peki, sizin projeleriniz var mı? Ben en son yeni bir dükkan açtım, onun üzerine. Nasıl? Sevdim o işi. Peki. Güzel güzel, gayet iyi. Peki Sıla Hanım'la evleneceğinize yönelik haberler çıktı. Ben ama bakın çok saygıdeğer bir şekilde dedim ki ben işimle gücümle bundan sonra anılayım. Bununla alakalı soruları ben yanıtlamayacağım. Ama siz açıklama yapmadığınız sürece bu sorular sürekli sizi bulacak. Hayır, ben bir cümle söyleyeyim. Evet. Birbirinizden önce tanıştım ben çünkü Hazer Amani ile. Yani bir fikrim var bundan önce evet, nasıldı da şu anki görüntüsü nasıl diye. Bana NTV'de programıma konuk gelmişti. Ve yani hani öyle yani çok iyi bir şef ama çok fazla tanınmayan bir şef olarak konuk olarak gelmişti. Ben de ona bayağı hani ters köşe sorular sormuştum. Anne pilavı falan şeklinde bir muhabbetimiz geçmişti. Çok sessiz, böyle ağzından kaşıkla laf aldığın, geldiğinde gittiğinde varlığını yokluğunu anlamadı beyefendi ama çok sakin ve sessiz bir adamdı. Ben silik şu anda yani, evet miydi? Öyleydi. Yani şimdi atıyorum bir Arda Türkmen'in enerjisi onda hiçbir arkadaşlar, zaman olmaz. Arkadaşlar şimdi Hazer Amani sokakta yürüse, dışarıda yürüse hangi magazin muhabiri mikrofon tutar nasılsınız hiçbiri diye. Sıla'dan sonra mikrofon uzatılan bir adam oldu. Bitti. Sen bu kadar basit. Görüntüsü de benim yani gördüğüm Hazer Bey değil bu yani. Onu Hazer söylemeye Bey'e çalışıyorum. Şu anda pilav tarifi sorulmuyor ki mikrofonda. Şu an soramazsın Sıla zaten. Soruluyor. Bu da ne demektir? İşiyle değil, yakalandığı kadınla ön plana çıktı. Bak şurada bitti, katılırım size. Veletti halin amin. Amin, o bitirdi şimdi. Şurada katılırım. Rahatladım. O sazı eline aldı, çaldı çaldı bıraktı şimdi bize. Rahatladın. Şimdi şuna katılıyorum. Kendi camiası içerisinde yani o şef, mutfak dünyası elbette vesaire. Elbette saygıdeğer bir şef. Çok saygıdeğer. Ama magazinsel yönü artmış mıdır Sıla ile beraber? Artmaz evet mı? Ve programla beraber. Şimdi ben şunun için söyledim bunu. Ama havası cıvası da yerine gelmiş hani yani. Hani ettim bilmem ne oldu böyle bir adamdı deme sebebim yani şu. Şimdi eğer Hazer Amani benim o tanıdığım seviyede sadece de MasterChef'de kalmış olsaydı, Sıla evet olmasaydı bu toplantıya gittiğinde 10 kamera çullanmazdı üstüne. Bir. Belki bir tane proje devam edecek mi diye birileri bir şey sorardı. Kendi Instagram takipçisi bu kadar çok olmazdı. Kendi yarıştığı kanalın kamerası bir tek gibi işine giderdi. Aynen. Başka kanal kamera yollamazdı. Ama şimdi Hazer Bey başka bir seviyede popülerlik kazandı. Düşünsene evlenecek misiniz Sıla'yla? Sıla Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından, yorumcularından, bestecilerinden biri. %100. Şimdi onunla bir ilişki içinde olmak bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hep demiyor muyuz? Yanındakiler ünlü oluyor şeylerin, tanınmış insanların enteresan bir şeyleri. Mikrofonu açıyorsunuz. Kize bakıyor, sorulmuyor. Sıla soruluyor. Demek aynen ki Sıla ile tanınmış. O kendi söylüyor ben bir yer açacağım diye. Kimse sormuyor bir kimse projeniz sormuyor var mı evet acaba? Sıla ile beraber yer açacağını da söylüyor. Mesela Sıla ile bir aşk yaşıyor olsalardı eğer yeri falan da PR'ı son derece yürür giderdi. Bayağı havalara girmiş Ahmet ama Kural için değil aynı mi şeyi söyleyemem.
Değil mi? Kendi işinde inanılmaz başarılı bir adamdır. Ahmet Kural. İkisi ayrı başarılı. Ama bu çok bambaşka bir şey yani. Sıla ile tanıdık. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Ve ekran başındaki birçok kişiler. Ve epey de havaya girmiş anladığım kadarıyla. Senin anlattığın o hafif silik. Yani hakaret olarak söylemiyorum bunu. Daha sessiz, sakin. Daha sakin olan. Daha sakin, sessiz ya, adamdan. Silik dediğimiz şey... yani yine söylüyoruz. İşi konusunda son derece saygıdeğer bir şef. Kendi camiasında gerçekten çok başarılı. Mutlaka. Birçok markanın da işbirliği yapmaktan hoşnut Elbette. Olduğu bir insan. Ama bu kadar adı bilinen biri değildi. Yani hep söylediğim gibi mesela şimdi Arda Türkmen başka bir seviye Popülerite. Mesela. Benim çok iyi arkadaşım Arda ama Arda çıktığı ilk günden beri enerji seviyesiyle kitlesini çok yakaladı. Yüksek. Onun kimseye ihtiyacı olmadı. Yıllarca Arda'yı sevgilisi vardı. Sevgilisini, çok sevgilisini kimse bilmedi mesela kadınlar onun. Çok seviyor bir de Arda'yı. Yani Arda evin oğlu gibi. Aynen. Arda Türkmen'i kimse şef olarak görmüyor. Evimizin oğlu gibi. Onun tariflerinde hemen kağıtlar, kalemler alınıyor biliyorsun. Aynen. O başka Güney kafada. Böyle anne bana Arda'nın yaptığı kıtır tavuktan yap. Ya. Arda'yı aradım dedim ki gideceksin mutfağa oğluma kıtır tavuk yapacaksın başka çaren yok. Yani işte, götüreceğim beraber düşün. Yapsınlar diye. Popülerliği konusunda evet, eşdeğer değiller. Çok farklılar ama demek Sıla böyle yani daha doğrusu ünlü kadınların ve ünlü erkeklerin yanındaki insanları bambaşka bir yere getirmek bir gibi hayatım, yetenekleri tabii. oluyor. Tabii, bir de tabii nasıl göründüğün de önemli. Yani iki arkadaş böyle karşılıklı yemek yiyor olsaydın öyle bir sıkıntı olmazdı tabii. Yani yanındaki. Ama şimdi sen bir taksinin içerisinde birbirinin üstüne yatmış şekilde yakalanınca, görüntülenince insanlar da dolayısıyla da konuştular. Onun yanındaki de popüler oldu. Ve bu arada tabii evlilikler de o yarışmadan bitti. Sonra bitti. Gerçi dediler ki evi ayırmıştık biz zaten Sıla Hanım'ın etkisi yok dediler. Onu bilemeyiz ama... öyle olabilir ya. Ben Sıla'nın etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben de bilemiyorum ama yani. Allah Allah tövbe estağfurullah. Kuliste ya ben diyorum kuliste bazen böyle şeyler yapmamız biz lazım. Biz onunla arada böyle rapler dinlerken birbirimize evet, Almanca öyle mi? Öyle değil bir insan hayatım. Sizi gibi Almancılar. Biz birbirimizin yani bu konuda çok iyi şey yapıyoruz. Bir şey bildiğimiz yok da oradan öğrendiğimiz kadarıyla ben işte. Ben şeydeyken yani. Ortaokuldayken ikinci lisan olarak almıştım ben de aldım ama hiçbir şey anlamadım. Anlasam da tam her zaman tam şey yapamıyorum ama İngilizce şey bildiğimiz için belki bir heyecanlarız. Hiç sevmem Almancayı. Ben bir de Fransızca da öğrendim onu da unuttum. Farsçayı da unuttum. Farsça biliyor musun? Kurban olayım bana öğret çok önemli. Bir dakika. Bu hangi ülkelerde Farsça konuşuluyor? Gülleri gönderen insanın Farsi olduğunu düşünüyorum. Evet güllerin üstünde Farsça notlar bekliyoruz bundan sonra. Ben de okuyayım bari. Sen var ya bak benim hayatımda şu an bambaşka bir yerdesin Canan. Beni daha çok seviyor artık çizmeyecek. Evet evet sen tekrar Farsça'nı kuvvetlendir. Evet, bana bileniyor. Şimdi Dilan Çiçek'le ilgili gelişmeleri dönelim. Çok takip edilen biliyorsunuz oynadığı dizi hasebiyle de oldukça sevilen bir isim. Fakat çok hızlı kilo vermeye başlamış. Tabii ya kilo alırsınız ya kilo verirsiniz. Hayranlar da bundan ya memnun olur ya hiç memnun olmazlar. Fotoğraflar tabii takipçilerde endişe yaratmış. Sağlık problemi mi var diye. Bununla ilgili de açıklamaları var. Bakalım neler söylüyor. Peki Dilan Çiçek Deniz neden çok zayıfladı? Benim hatam biraz da çünkü çok... Acaba ünlü oyuncunun kalbi hala boş mu? Yalnız daha devam. Dilan Çiçek Deniz'in aşk kriterleri ne? Ve soru yağmuruna tuttuk. Bakalım çekimleri yeni biten filmin ne zaman vizyona girecek belli oldu mu? Belli değil şu an. Ama umarım izleyince seversiniz. Film haberiyle sohbeti ısıtıp can alıcı soruyu yapıştıralım. Güzel oyuncu son olarak yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşamıştı. Güzel başladı. Her şey bir fotoğraf çıktı. Ondan sonra böyle evet. kaçamak başlar. Yok ya bir kaçtınız falan yok öyle bir şey. Size denk geldi. Ancak hızlı başlayan aşkları aynı hızla bitmişti. Bakalım Dilan Hanım'ın kalbi hala boş mu? Ne dersiniz Dilan Hanım? Yalnızlığa devam mı? Devam. Şu an işim önceliğimde. Mutlu musunuz böyle? Çok mutluyum. Şimdi o zaman işim önceliğim, kariyer önceliğim herhalde. Kesinlikle kariyer öncelik. Şu an çok mutluyum. Elbette ki hemen aklımıza takılıyor. Güzel oyuncunun kalbini dolduracak beyler için acaba kriterleri ne? Zengin çirkin erkek mi? Fakir yakışıklı erkek mi? Hiç öyle bir kriter olamaz. Çünkü kalp kimi isterse onu ister. O yüzden... Zengin fakir fark etmez. Öyle bir kriter olamaz yani ben öyle düşünmüyorum. Gelelim güzel oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımları yüzünden hayranlarını korkutan zayıfla. Herkes güzel oyuncunun neden bu kadar zayıfladığını merak etti. Birçok şey alerjim olduğu için çok fazla şey yiyemiyorum. O yüzden...
anda kilo almaya çalışıyorum. O yüzden şu anda bir sıkıntı yok. Aman sıkıntı olmasın. Derin bir soluk aldırıyor Dilan Çiçek Deniz bizlere. Bakalım güzel oyuncunun alacağı kilolar ona yakışacak mı? Bayağı zayıf değil mi? Çok zayıflamış. Bayağı zayıflamış yani. Şuradaki kemikler... Alerjim de... var diyor. Neye? Yani bazı bir sürü yiyeceğe alerji olduğu için zayıfladım. Şimdi doktor kontrolünde spor da yaparak kilo almaya çalışıyorum bence diyor. Yani o da memnun değil bundan. Hani öyle bir proje için olmamış. Ya da hani çok zayıf görüneyim yaz geldi gibi bir durum yok. Hakkını yemeyelim yani. Biraz alerjik durumlar yüzünden. Yiyece, eğer bir sürü şey yiyemiyor muhtemelen. Bir taraftan da aslında bir sürü kadının boğazını tutmak için istediği şey aslında. Belki i̇stediği şey ama bu kadar hani sağlıksız, blumik bir görüntüye gelmek kimsenin istediği şey. Boyu da var bu kızcağızın da ondan. Senin gibi bir durumu yok yani. Uzun böyle ben hani. Ben iyi koruyorum. Bayağı kısa şey gibi. Kısa olduğum için o kadar şey görünmüyor. Çok kemikleri önemli. Çıkmış artık bakar mısınız? Değil mi? Ama yanaklarda dolgu var. Göğüsler yapılı. Burun yapılı. Dişleri yapılı. Her yer yapılı. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Her yer yapılı. Ama bak şimdi biz neye sinirleniyoruz biliyor musun aslında? Ha. Şimdi Miss Turkey 2014 güzeli yanlış hatırlamıyorsam tamam mı? Hı. Şimdi ne bekliyorsun güzel seçilen kızdan? O doğal hani en olabilecek doğal güzelliğiyle bir şey bekliyorum. Hı. Tabii yani %100 kusursuz diyemezsin Allah'ın yarattığını ama tamam mı? Şimdi dudaklar yapılı, dişini yaptırdı. Keşke bir eski görüntüsünü verebilse Hüseyin bize. Göz kapaklarında ameliyat var. Göz kapaklarında ameliyat var, göğüslerinde var. Şimdi bu güzel mi mesela? Ama herkes yaptırıyor. Herkes yaptırıyor. Hayır yani şimdi güzel şey söyleyeceğim. Yani güzel insanlar var Canan. Şu anda Türkiye'de gerçekten güzellik sıralamasıyla üst sıralarda tutulan ama... neredeyse plastik cerrahiyle yeniden dönmüş. Hayatım yapsınlar. Bir tek gözleri aynı kalmış. Rengi kalanı sıfırdan komple yapılmış. Siz de seviyorsunuz mesela estetik. Ben daha hani sizden ayrı düşünüyorum o konuda. Ama ben Türkiye güzel seçtiğimiz... Ben gerektiğinde güzel yaşanmak için müdahaleler yapılmasına karşı değilim. Ama yani hiçbirimizin ne burnunda ne orasında ne burasında bir plastik cerrahi yok. Yok ufak ufak dokunuşlar. Bak şimdi Türkiye güzeli seçtiğimiz dediğimiz kız burada sol tarafta. Sonra yapılan kıza bak. Peki biz bu güzel değilse, sağdaki güzelse, güzel olmuş hayatım. Işte, sonuca bakacaksın. Hayatım Hatice ile ilgileniyorum ben ama neticeyle değil yani. Sol tarafa bakarsan biz bu kızı niye seçtik o zaman güzel diye? Güzel değil çünkü o zaman kız. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle geriye dönüp bütün bu güzellik yarışmalarına baktığında. Yani yaklaşık bir 20 tanesini falan. Elemen lazım. Şu anki halleriyle alakaları yok yani gençlik hallerinin. Tabii canım. Hepsinde var. Demet Şener'de var estetik, Deniz Akkaya'da var estetik. Bunların hepsi Türkiye güzeli. Demet Şener'de de çok var. Çağla Şikel'de galiba var bir iki bir şey. Tam sonra emin değilim. Sonra oynadı. Yok yani, oynadı biraz. Evet kendiyle. Pınar Altuğ'da var. Bu biliyorsunuz bayağı tacı elinden alası mı alınması mı burnu ama estetik diye. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Ona bakarsak seçmeyelim hiçbirini. Hayır ilk seçtikleri zamanda güzel oluyordu ya eskiden kadınlar. Sonra şimdi çok değişiyor kadınlar şimdi, diyor. Yani çok gibi seçiyoruz. Acayip değişiyorlar. Ama bence şu güzellik yarışmalarının da mahiyeti biraz yanlış anlaşılıyor. Aslında dünyada da mesela bakın dünya güzelleri hiç o kadar güzel kızlar değil. Aslında güzel seçerken ki ana temel kültürüyle, zarafetiyle, karakteristik özellikleriyle bir güzel seçiyorlar. Yani ağzı burnu 10 numara görünüyor diye kimse güzel seçilmiyor. Tamam ama öyle de olmamalı güzel seçmiyorlar. Zaten. Bir boy post bir şey demek güzellik ama kriterler sadece var. Arzu Monan biliyorsun. O evet. Hepsini o model. Arzu Monan. Ya da Çağla Şikel gibi. Ya da Çağla Şikel gibi falan görmek yani istiyor. Türkiye, ya da yani hala Arzu Monan gibi güzelliğini olağanüstü koruyan bir yoksa, kadın. Yoksa iki evladı var maşallah. Türkan Şoray'ın da burnunun yapılı olduğunu biliyoruz tabii yani. Tabii iki kere 60'larda mı 50'lerde mi ne ya? Filiz Akın yani. Yani bunların hepsi Türkiye'nin en güzel kadınları listesinde ve hepsinde de estetik ben ama sonuçta isteyerek zayıflamamış yani. Evet. Bir de şimdi biliyorsunuz mide botoksu yaptırıyor herkes yemek yememek için. O da yeni için. Çıktı ama çok şu anda başarı oranı konusunda net bir şey ya yok. Ya başarı oranı aslında var. Safiye Soyman ilk yaptırdı biliyorsunuz. Şimdi bir buçuk aydır bana Selin yapalım Ciğerci diyorlar. Yaptırdı. Ben yaptırmadım. Yaptırdı mı yaptırdı. O da? Yaptırdı. Ben skorlarını da görmüştüm. Ben yaptırmadım. Sonra belki gitti haftaya ama mesela yağ aldırdı üstüne. Evet. Doğru. Yani bu mide botoksunu çok fazla yaptırıyorlar ama gizli tutuyorlar. Yememek için biliyorsunuz. Evet. Evet, o da var. Hissi olsun biz sürekli diye. Bir şey yaptırıyorlar. Aslında bazı şeyleri de çok fazla gizli tutuyorlar şu yani. Hayatınıza hayatım, sporu yürümeyi çıkarsın. Herkes soksanız... bir şeyler yaptırıyor fakat çok az ise bir tek Seda Sayan'ı ben bu konuda alkışlarım. Hiçbir şeyini saklamaz.
canlı yayın hatta YouTube'dan açıp buramı gerdiriyorum, oramı yaptırıyorum diyor. Ya. Ve olağanüstü görünüyor. Kaç yaşında kadın, hepimizden güzel görünüyor. Dolayısıyla bence yaptırmak değil de yaptırıp da ay hiçbir şey yaptırmıyorum, senin botoksun var diye millete laf söylemek daha çirkin oluyor yani. Bir de yaptırdığını korumak da çok önemli biliyorsunuz. Aynen. Yaptırmak hiçbir şey ifade etmiyor hayatım. Cildine yatırım yapmazsan, doğru beslenmezsen, sıvını, suyunu, vitaminini almazsan İstediğin yerini doldur, kırış kırış görünürsün. Tabii canım. Bana yani, diyorlar ki cildin ne kadar iyi. Ben kaç senedir cildimle uğraşıyorum. Ya. Dikkatli davranıyorum, vitamin yaptırıyorum. Yani bütün bunlara önem verdiğim için hangi dolgu veya botoks cildeki ince kırışıklığa müdahale edebilir? Hiçbiri. Tabii canım. Doğru. Yani yaşının iyisi olmak istiyorsan önce sağlıklı olmayı öğreneceksin. Ufak tefek müdahalelerle de kendini daha yaşının iyisi göstereceksin. Genetiğin de iyi olacak. Ay, elbette. Bu çok önemli. Genetik. Ne olursa olsun değil mi yani? Etin sıkıysa yaşadın demektir yani. O zaman yapacak bir şey yok. Analara babalara kuvvet. Hadi bakalım o zaman. Genetiğiniz sağlam olsun. Yüzünüz evet. Gülsün. Şimdi yine güzel bir kadına Ebru Gündeş'e dönmek istiyoruz. Onun da bir sosyal medya paylaşımı oldu. Kısa bir tatil arası notuyla paylaştı Ebru Gündeş. Bir takipçisi şöyle demiş, makyaj sizden güzelsiniz. Emin olamadım ya. Evet. Şimdi kime benzettiniz bu fotoğrafı? Bir bakın bakalım. Ünlülerden birinin çocuğu diyeyim de biraz hayatınızı kolaylaştırayım. Ben bunu kime benzettim biliyor musunuz? Bir de Zinet Salih'e de. Yalan mı? Zinet Salih'in de makyajsız halini getirin. Hemen hemen var ya, bakışları aynı çıkmış. Olabilir. Şoktayım. Ünlülerin çocuğundan mı? Evet. Kim bu? Ünlülerden birinin çocuğuna benzetilmiş. Hira. Hira'ya değil mi? Ha, bak Hira'ya değil mi? Hira'yı veriyoruz. Veremiyoruz. Veremiyoruz. Aa verdik. Ha, benziyorlar gerçekten. Evet. Gerçekten benziyorlar. Çok sürü. Enteresan. Yalnız makyaj insanı nasıl acayip bir şey Ebru yapıyormuş. Ebru Gündeş makyajı en iyi taşıyan kadınlardan biri biliyorsunuz. Aynen. Yıllardır. Çünkü göz kaş mesafesi çok açık olduğu için her türlü muhteşem. Yapılan makyajı, açığı da koyuyu da çok güzel taşıyor. Ebru Gündeş makyajı diye bir şey vardır tabii biliyorsunuz. Tabii canım. Ebru Gündeş kaşı. Ebru Gündeş'in makyözleri biliyorsunuz yani son derece prim yaptılar. Aynen. Son derece müşterileri arttı. Herkes düğünlerinde falan Ebru Gündeş makyajı istiyordu. O çok güzel taşıyor çünkü makyajı. Ama makyajsız hali de böyle çok ay falan değil yani, gayet doğal organik bir halinde koymuş, ne güzel. Ya bir de Ebru Gündeş de 44 yaşında falan yani ve gayet de güzel görünüyor. Zinet Salih ile ayrılık olmadı. Ben vazgeçtim diyor. Bir şey diyeceğim. Ben bunu ben de söyledim arkadaşım. Evet, niye evet arkadaşım. Ebru Gündeş'e birazcık şey oldu. Bir şey söylemek istiyorum. Ben demek ki Zinet Salih'in makyajlı halini Ebru Gündeş'in makyajsız haline benzettim. Bir de o görüntüyü Hüseyin'in bulabilir miyiz? Makyajlı bir Zinet Salih ile makyajsız Ebru Gündeş'i yan yana koyabilir miyiz? Şöyle yandan bir albüm kapağı gibi bir şey vardı. Aynı gibiler ama makyajlı haliymiş demek. Hatta photoshoplu haliymiş Zinet Salih'in demek ki. Biz evet Hira'yla daha büyük bir benzetmek. Demek ki Hira aşağı yukarı Ebru Hanım gibi böyle güzel bir hani ikisi kız de olacak. Esmer ya muhtemelen. İnşallah. O esmerlikleri de benziyor. Zinet Salih'in makyajlı halinin Jennifer Lopez'e çok benzetiyorlar biliyorsun. Çünkü bazı Jennifer Lopez'e benzemesi için. Buradan da benim benzetme şeyim yeteneğimin hiç olmadı ortaya çıkardı. Ellerinden gelen her şey ama yakından benzemiyor yani Jennifer Lopez'e. Onu bir şaka programında yemişlerdi ya. Böyle bir yerde gezerken J-Lo diyor üstünü atlatıyorlar. Bu Jennifer gerçekten. Lopez de paylaştı ya makyajsız fotoğrafını. Ya herkes paylaşıyor artık. Bir ara biz de paylaşıyorduk program yaparken makyajsız hallerimizi evet. Evden. Ben de belli periyotlarla özellikle değil de storylerde falan hep makyajsız. Bence bak zaten. Ebru Gündeş gayet yani değil mi? Böyle doğal. Fresh bir görüntüsü var. Gayet şey de hoş yani. Evet. Bence de gayet güzel. Bir de ben hiçbir zaman Ebru Gündeş'in tipiyle ilgilenmedim. Burnuyla, ağzıyla, gözüyle. Sesine diyecek hiçbir tamamen şey yok. Tamamen sesiyle ilgilendiğim için şarkılarıyla, sesiyle, yorumculuğuyla tipine hiçbir zaman takılmamışımdır Ebru Gündeş'in. Buradan yine sevgili Özgür Aras'a dönüyoruz. Buyurun. Diyordu ya hani bazı kadınların makyajına, saçına, tipine, kilo almasına, kilo vermesine takılmazsın. Zaten onların sanatıdır. Sibel Can'ın sahnede diye. Kilosuna hiç bakmazsın. Yani çünkü öyle bir sahneyi doldurur ki onun kilosunu gözün görmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sahnede en son izledim işte 2 ay oldu. Bence kilo verse o kadar efsane durmayabilir efsane yani. Efsane durmaz, sahneyi o taşıyamaz. O bir bu gerdan kırışı var. Allah'ım ya Rabbim diyorsun ya. Kadın başka bir seviye. Tabii. Ben böyle makyajı Zinet Salih ekran geldi. Ay Hüseyin sen de benim Mortingen Schweizer Bey diyorsun ya. Hiç olmadık şeyleri. Vallahi yayın sonrası ben Hüseyin'e bak şu an benim tamamen buradan
çıkışta bir göz doktoruna git arkadaşım demek istiyor bana. Gerçekten. Olmuyor arkadaşım. Olmuyor. Sen bu benzetme işini yapamıyorsun. Ben bir daha bana bu soruyu sor. Ay aşk olsun. Bir daha bana bu soruyu sormayın arkadaşlar. Gerçekten ben bu konuda başarısız oldum. Ama Jennifer Lopez'e benziyor mu benzemiyor mu? Şu burada benziyor. Ama Jennifer Lopez başka bir seviye kardeşim, onu düşün, benzetme kabiliyetim eksi sıfır. Şu an Jennifer'a da benzetme. Hazır böyle bu makyajsız halleri konuşuyorken üst üste paylaşımlar geldi. Birkaç haftadır bütün ünlüler paylaşıyor. Serenay Sarıkaya geliyor ekrana. Yani hiç kesinlikle John Cena'nın ikiz kardeşi. Serenay'ı o kadar çok seviyorum ki şu an. Yani... John Cena'yı yanına koyabilir miyiz Hüseyin? Bunu yapma ihtimalimiz var mı? Hüseyin de artık iyice yani yeter artık diyecek. Kendi fotoğrafını koyar. Ama daha önce de bu benzetme yapılmıştır. Kendi fotoğrafını koyarmış Hüseyin. Gerçekten John Cena'ya acayip benziyor. Bir erkek, evet, kendisi. John bak. Ha, onu John Cena'yı bulana kadar bak. Hüseyin bugün saate torpil geçiyorsun Hüseyin'cim. Güneş gözlüğü belli olmaz. Ama o kendi gözlüğü paylaşımı veriyor işte. Yok, güneş gözlüğü çıkacak. Güneş gözlüğü çıkacak. Yok, güneş gözlüğü olmadan aniden çekilmiş görüntüler var. Çok ibretlik yani. Kötü. İbret? Hayatım, ibretlik yani, dediğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir insanın kendisinin makyajsız halini uygun bir açıdan çekip paylaşmasıyla sokakta geçerken bir anlık ağzın burnun yamulmuşken çekilmiş hali ibretlik olur tabii. Seninki de bugün çekip koymazsan. Hayır, sus sinsice yarın sabah makyaj odasında çekeceğim. Sus. Hemen veriyoruz. Bakalım sıradaki. Derdim yok ki. Normal. Demet Akalın. Kira ne kadar benziyor annesi. Anne, aynı anne. Ama ben o kadar da acayip benzetiyorum. Onun kalıbı ötekinin, evet, hatları gibi. Evet, onun böyle gözleri gibi de. Evet. Demet Akalın zaten çok sık makyajsız yani röportaj da yapıyor. Zaten konser çıkışı sadece kirpikler kalıyor gözünde, evet. Makyajını siliyor, evde çekirdek çitliyoruz anacığım diyor. Evdeki yani. Evdeki storylerde de sürekli tabii, olarak zaten Demet makyajsız. Ve öyle makyaj bir... güzeliyim diyor zaten yani. Tabii. Öyle bir takıntısı yok ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşım, herkes makyajla hepimiz daha güzel. Adriana Lima da makyajla daha güzel yani. Burcu Esmersoy. Bu da kötü. Ha, bak burada ben hayal kırıklığı yaşadım. Büyük hayal kırıklığı. Geçen yani. Gün ben dişlerimi yaptırıyorum. Dişçi de böyle bir fotoğrafımı çektiler. Bak yeni dişi yapılanlar gibi. Çok komik değil mi? Evet. Hani böyle önlük gibi. Bergüzar Korel geliyor. Aa, bak o güzel. Bak güzel. Güzel. Vallahi Hintlere güzel. Hintlere benzemiş. Yo, evet, güzel. Onda da bir Hintli havası var. Öbür türlü üniversiteden yeni çıkmış çay içmeye gidiyor bir genç kız edasında normal haliyle. Çok hoş. Bence çok böyle aşırı bir değişiklik ya, tabii, yok. Dediğin gibi. Var Kural, tabii ki de. Yani bir siyah bir kalem çektiğinde bile insan daha güzelleşiyor. Bunu kabul tabii edelim canım. Yani. Tabii canım, sadece bir rimel sür. Bitti. Yine güzel. Ben hep söylüyorum kadınlara, dünyanın en güzel şeyi yazın. Yapamıyorsanız makyaj, takın bir büyük güneş gözlüğü. Bir tane parlatıcı sürün. Bitti. Herkes sizi efsane görsün bitti, yolda. Bitti. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ruhunuzu güzelleştirin. Ruhunuz güzelleştikçe yüzünüz güzelleşecek. Sevin, aşık olun. Aşk güzelleştiriyor. Tövbe yarabbim yarabbim. Hmm. Ayrılıp bir barışan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'la. Gene mi ayrılmışlar? Evet. Yok, ayrılmadılar canım. Yani tabii bulundukları her mekanda artık mikrofon uzatılıp ne oldu ne oldu diye soruluyor. Bakalım Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ne bomba cümleler kurmuşlar. İyi akşamlar. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel neden kaçmak istedi? Nasıl oldu sanki çıkıp çıkmamakla alakalı? Ufak kapısını bile denendi galiba ya Murat Bey. Nasıl zaten? Nerede araba? Nerede araba? Murat Dalkılıç soruları duymazdan gelirken Hande Erçel'le kıyafet uyumları dikkatimizden kaçmadı. Arabayı bekliyoruz abi. Araba dönemedi daha tam olarak. Mutfak kapısından gelemedi. Nerede araba? Geliyor şurada. Dizi verdi. Buradan bir de dinleniyorsunuz. Röportaj esnasında Hande Erçel sevgilisinin yanına bakın nasıl çağırdı. Geçtiğimiz günlerde. Hande Erçel'in aşkı yanına gelse de Murat Dalkılıç neden konuşmuyor merak ettik. Neden konuşmama kararımı aldınız Murat Bey? Bir problem mi var? Derken önce Hande Erçel bombayı patlattı. Neden konuşmama kararımı aldınız Murat Bey? Bir problem mi var? Daha ne söyleyeceğiz? 30 tane soruda sadece bir nasılsınız'a bir cevap vermedim. Ve sonunda Murat Dalkılıç'ın ağzından çıkan bu cümleler Hande Erçel'i değil ama bizi mutlu ediyor. 30 tane soruda sadece bir nasılsınız'a bir cevap vermedin. Sizi teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Aa, nasıl? Sizi cevap. Lütfen. Sen var ya. Seni. Biz şarkı dinlemek istiyoruz. Bu barışmada da bizim payımız var. Geçen sene çok kampanya yürüttük. Murat Dalkılıç'la çok evet, seyirciler çok destek verdi. Bize her gün yazıyorlardı. İşte barıştınlar. Murat'la ikisinin fanları.
abla ne olur bir daha yayınlayın Barışacaklar. Bir daha söyleyin. Hande'nin fanları falan değil mi? İnanılmaz. Aynen öyle. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştıklarında çok mutlu geziyorlar. Ne güzel. Gitti. Çünkü bunlar da evlensinler. Gencecik tatlı insanlar. Çok sinirlendi. Yani. Bunlar da evlensinler. Her yaşı bildi. Yani. Buraya gel aşkım diyor. Duydunuz mu evet, Hande? Gel aşkım gel diyor böyle. Gel aşkım buraya gel. Hande Erçel'in de tabii böyle hayat hikayesinin. Bak kendisinde bir acayiplik var. Murat Dalkılıç'ınki de bir İzmirli olduğum için biliyorum. Küçük bir mekanda başlayıp değil mi buralara kadar gelmiş bir başarı hikayesi. Diye. Büyük başarı hikayesi. Sahnesi iyi para kazanıyor çocuklar. Başarı ve bir şans tabii ki. Bir dönem, iyi bir dönem yakaladı tabii. Yani. Böyle çünkü bir rüzgar yakaladın mı tamam. Gitti o yani ama Hande Erçel de çok başarılı ve inanılmaz seviliyor biliyorsunuz. İkisi dediğin gibi evlensinler. Ne bekliyorsunuz? Hayır, bunların değil mi? Fanları beraber oldukları için de mesela azalıp çok mutlular değil mi? Tabii onları beraber görmek bazılarını istiyorlar. Bazılarını yarı yarışı. Evet. Şeyler var. Hashtagler var. Hashtag'i de bırak. Sayfalar var. Hande Murat fan bilmem ne falan. Tabii evlensinler diye. Öyle geliyor arada. Fanları ortak. Bazılarının fanları ortak oluyor biliyorsunuz. Mesela enişte diyorlar hemen. Biliyorsunuz işte, sahipleniyorlar. Fahriye gibi yani. Tabii. Evlenseler de popülerliklerinden bir şey kaybetmezler. Hiçbir şey olmaz. Hatta başka işler gelebilir ekstra. Nasıl Buse ve evet. Alişan'a evet. Mobilyacılardan bir sürü reklam geldi. O oldu bu oldu. Onlara da aynı şekilde olur yani. Hayırlısı olsun. Kavga falan edip ayrılmasınlar yani. Evet, bir daha kavga etmeyin. Bir daha ayrılmayın. Hande çünkü zor bir süreçte şimdi. Murat Dalkılıç çok yanında. O çok iyi. Daha kolay atlatıyor evet, bazı annesinden şeyleri. Annesinden sonra. Bak evet, o da evet. Hastanede ayrılmadı. Üzülmesin. Bak sen az önce bir şey dedin ya. Kim sizi o hayatım, durumda yalnız hastanede, bırakmasa kazanır. Hastanede yanında hangi adamın omzu varsa. Ya da kadının. İyi ya da kötü ya da kadının. O omuz size ömür boyu candır. Hangisi yoksa da ömür boyu içinizden ona gıcık ve düşmansınızdır. O kim bitmez. O yüzden bence Murat şimdi kazandı gayet bence. Güzel gidiyorlar. Murat kazandı evet. Çünkü hastanede hep yanındaydı, hep sahip çıktı, hep ilgilendi. Orada da daha çok yakınlaştılar birbirlerine. Bence de. Çünkü Hande onun karakterini daha iyi anladı o durumlarda bence. Evet, doğru söylüyorsun. Şu saatten sonra da ayrılmazlar zaten diye düşünüyorum. Ben ayrılmasınlar artık, evlensinler zaten. Ha, biz de sıkıldık dermiş gibi. Bir de Murat Boz'la Aslı Enver'den evlilik bekliyoruz. Bir de Hande ile onlardan Murat'tan önce bekliyorum Aslı Enver'den. Sonra da önce çocuk bekliyoruz. Onu da bekliyoruz. Onu ben bilmiyorum artık ama ben yani önce güzel çiftlerin bolca çocuk yapması taraftarıyım. Bakınız Brad Pitt, Angelina Jolie. Ortada ne güzel ürediler. Çok güzel oldular. Ortada güzel çocuklar dolaşsın. Ne güzel, aynen. Güzel çocuk, duyuyor musunuz? Türk milletinin daha güzelleşmesi için bu güzel çiftlerimizden Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 4 çocuk bekliyoruz. Buyurun. Üçü de artık. Bugün coştu. Evet. İyi hadi Pınar, bakalım. Arada bir böyle bir şey geliyor ama anlayamıyorum. Bir şey geliyor. Ben iyi değilim. Bana bugün iyi davranın. Sağdan bir bakıyorum. Allah Allah diyorum. Bu bizim Pınar mı diye sonra bir daha sana dönüyorum. Ben selam, bugün iyi değilim. Bana çıkışta yemek yedirin. Bir şey yapın. Neden? Tamam ısmarlayacağım ben sana. Ismarlayacağım. Tamam hikaye ben sen de gel bugün. Evet. Hepsini ona yok, ısmarlayacağız. Yok ona gene gidir. Canan ısmarlayacak hepsini. Bir şey söyleyeceğim. Bak o şimdi. Gülleri kim gönderiyorsa. Ha, Farsça öğrensen. Onlarla alakası yok ya. O hep bir koşturmaca. Hep bir gizem. Bir susar mısın? Ne gizemi ya? Hepsi gizem. Biz mantıcıdayız, biz dönercideyiz, biz yani program çıkışı. Biz herkes de bir yemek yiyoruz oradan. Ben her şeyi yakalarım. Sen ne diyorsun? Ben her şeyi yakalarım. Bir sen Şirin. Bakın şu iddia var. Tarkan evi neden terk etti? Evet. Ha, bu önemli. Ama Tarkan'a geçip geçmeyeceğimi ben şimdi Bilal Bey bana söylemeden bilemem. Geçeyim mi Tarkan'a Bilal Bey? Neyse ben söyleyeyim. Ben sana yemek kısmı arayacağım sen merak etme. Bu konuyu orada bakıyorum, dinliyorum. Canan senin bu iyi hallerin beni böyle çok korkutuyor biliyor musun? Bu kadar iyi olman şey bende bir şüphe yaratıyor yani Allah korusun. Dün ben bir hata yaptım kendisine karşı. Bugün ne isterse o vaziyetteyim yani. Yemek de yemek işte. Bugün mantının üstüne çiğ börek söyleyeceğim. Yalnız bir mantı yiyor. Acılı, sumaklı, naneli. Aman yarabbim bir fotoğrafını çektim sonra paylaşacağım. Mantı görünmüyor Sinan. Böyle bir şey yok. Ben baharat severim kardeşim. Bu sarışınlığın altında bir baharat seven insan var ki. Yani ben kiloyla acı yerim. İlgililere duyurulur. Kiloyla acı yerim. Daha yeni Adana'dan geldi acı biberle. Mantı görünmüyordu ya. Kıpkırmızı bir şey. Evet. Tarkan dedin sen kazandın. İşte buyurun. Ne kazanması? Altı okudu yahu. Evet. Olsun yine de kazandım yani. Bir şey kazanmak bir şey istiyorum ben de. Sana bir çiğ börek. Tamam. Kalın sana. Şimdi şu iddia var. Tarkan evi neden terk etti? Evet. Ha, bu önemli. Ama Tarkan'a geçip geçmeyeceğimi ben şimdi Bilal Bey bana söylemeden bilemem. Geçeyim mi Tarkan'a Bilal Bey? Neyse ben söyleyeyim. Ben sana yemek kısmı arayacağım sen merak etme.
Bu konuyu orada konuşacağız. Bakın dinliyorum. Canan senin yani. Bu iyi hallerin beni böyle çok korkutuyor biliyor musun? Bu kadar hayır, iyi olman şey bende bir şüphe yaratıyor yani dün Allah ben, korusun. Dün ben bir hata yaptım kendisine karşı. Bugün ne isterse o vaziyetteyim yani. Yemekli yemek işte içmek seçmek. Mantının üstüne çiğ börek söyleyeceğim. Yalnız bir mantı yiyin. Acılı, sumaklı, naneli. Aman yarabbim bir fotoğrafını çektim sonra paylaşacağım. Mantı görünmüyor Sinem. Böyle bir şey yok. Ben baharat severim kardeşim. Bu sarışınlığın altında bir baharat seven insan var ki. Yani ben kiloyla acı yerim. İlgililere duyurulur. Kiloyla acı yerim. Daha yeni Adana'dan geldi acı biberle. Mantı görünmüyordu ya. Kıpkırmızı bir şey. Evet Tarkan dedin sen kazandın. İşte buyurun. Ne evet. Kazanması? Altı okudu yahu. Evet. Olsun yine de kazandım yani. Bir şey kazanmak bir şey istiyorum ben de. Sana bir çiğ börek. Al. Tamam. Kalın sana. Şimdi biliyorsunuz bir hafta önce falan biz bu haberi vermiştik. Bir evlilikte çatırdama mı oluyor acaba diye. İkinci bir deprem görüntüsü var ortada. Şöyle bir iddia, Tarkan evi terk mi etti? Bu özel dedikodular ne? Haberimizi izleyelim üzerine konuşalım mı? Sadece şarkı söylese ve biz sadece böyle oynasak mesela. Ama işte zaten o konudaki haberimiz nasıl? Tarkan stüdyoya giriyor. Yeni bir şey giriyor. Nerede giriyor stüdyoya? Etiler'de bir ofiste. Evet. Etiler'de. Acayip bir yer mi Etiler'de ofis? Hayır yani işte İstanbul'da bir stüdyoda İstanbul'da bir yeni stüdyoda yeni albüm çalışmalarına başlayacak magazinci arkadaşlara duyurulur. Etiler'de gözünüz açık olsun. Amerika'da değil değil. Aynen genelde Amerika'ya tamam. Gidiyor ya Etiler'de bir stüdyo falan. Onun altını çizmezse sanki Etiler'de acayip bir şeymiş her gibi. Her şeyin altını ben çizeceksem sen niye orada oturuyorsun? Bravo al kalemi çiz. Vay canına. Al çiz buyur çiz. Bu yemek işi sana dönüyor mu dikkatini çekerim. Hayır maalesef biliyorsun. Bugünü tamam, tamamlandı. Tamam yani Amerika'da olmuş. Ya da Almanya'da değil evi İstanbul'da. Evi niye terk etti? Nereye gitti? İstanbul'lar şimdi evi terk etti mi? Evi terk ettiğini düşünmeyelim. Evden çıkmadan stüdyoya gidemez ama böyle bir salak mantık koyayım size. Yani boş beleş bir şey söylüyor ama. Şimdi biliyorsunuz ya. Bu böyle babalar falan kendi yani çocuklarıyla yalnız fotoğraflar paylaşmaya başladıklarında Özcan Deniz'i düşünelim hemen. Evlilikle ilgili bir şeylerde bir terslik olmaya başlıyor bence. Babalar sadece çocuklarıyla fotoğraf koyduğu zaman diyorsun. Evet. Olabilir. Tarkan da kızıyla koydu biliyorsunuz. Ona bakarsan tamam, babalar günüydü ama Tarkan zaten Pınar Hanım'ı böyle çok fotoğraflarda karelerde falan Okan gösteren Kurt bir adam tek değil ki. Kondu. Okan yani. Kurt da kızıyla tek başınaydı yanında Demet Akalın'la paylaştı. Okan'la Demet Akalın 7/24 beraber. Demet Akalın paylaştı zaten. Yahu babalar günü niye böyle aile günüymüş gibi fotoğraf versinler ki babalar günde çocuklar babalarıyla. Valla işte hani böyle his dersin ya bir yerlerden koku almak istiyorsan. Boşamaz. Aa. Neden? Yani. Boşamaz bildiklerin yani. Mi var? Hayır onlar arkadaşlar zaten. Öyle büyük bir aşkla başlamadılar. Büyük bak bir şekilde gitmez yani. Bak şimdi öyle bir yükselme dönemi olmadığı için yani böyle yüksek duygular, yüksek hani aşk falan. Bitti yapıp paydos olmaz. Öyle bir şey olamaz. Onlar zaten iyi. Almanya'da büyümüş ve birbirlerinin ruhlarını bence enteresan bir şey. Almanya'da büyüyenlerin öyle bir birbirini koruma ve aynen. Anlama ruhları var. İyi arkadaşlar. Ve çocuk sahibi olmak için bir araya geldiklerini düşünüyorum. Çok büyük arıza olmadığı sürece. Ama senin söylediğin mantığa göre de bir misyon için bir araya geldilerse ki bunu Canan söylüyor ben söylemiyorum. belirteyim burada belirtmek istiyorum. O zaman misyonlarını tamamlayıp ayrılabilirler. Hayır işte ayrılmazsın çünkü. Nasıl Özcan Deniz boşandı? Hayır, bir sıkıntıları yok ki iyi arkadaşlar diyorum onun altını çiziyorum sen. Onlar birbirini anlayan iyi görünen şu görüntüden de hiçbir sıkıntı çıkmayan insanlar yani. Bence. Vallahi, ben aşık olduğunu zannetmiyorum. Hayır. Bilemem. No. Başından beri inanmıyorum yani. Ama iyi bir anne midir? İyi bir eş midir? Yani eş derken yani yanına iyi duruyor mudur? Katılıyorum. Öyle aşırı kıskançlıkları olan bir kadın olduğunu da zannetmiyorum. Olsaydı Tarkan seçmezdi. Tarkan'la niye evlensin yani? Seçmezdi zaten. Çünkü bir dünya starıyla evlenmek çok zor. Gerçekten çok zor. Onu yönetmek çok zor. Onun inişlerini çıkışlarını idare etmek fanları kadınlar yani bence orada Tarkan'la Pınar Hanım'ınki çok doğru bir şey çünkü o seviyede bir ünlülük olduğunda eşin daha geri planda olan biri olması lazım. %100. Yarışan bir durum mesela bazen öyle yarışan işte biraz önce verdiğimiz örneklerde hep yarışan çiftler. Ama geri planda da olsa bir kıskançlık olamaz mı sence? Olur mutlaka da olur. Yani işte o gerçek geri planda ilişkisi... durduğunda dışarıya yansıyan fazla bir şey de olmuyor. Daha ev içinde çözülebilir. Ha tabii gündeme düşmüyor, aynen. Magazine düşmüyor. İkisi de ünlü oldu mu? Bakışı, gizli. Paylaşımı, yan tarafa sosyal döndü. Sosyal medyadan her şey zaten bitti, ortaya geçmiş çıkıyor. Olsun oluyor. Ya, daha çabuk renk veriyorlar. Yani Fahriye ile Burak gibi bir ilişki kadın. Olduklarını zannetmiyorum. Hmm. Çünkü bence öyle bir sosyal halleri de yok.
Yani iki aşık halleri de sürekli yok. Sürekli yani bir yerlere beraber gitmiyorlar. Hayatı paylaşmıyorlar mı diyorsun? Yani tam ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aslında anladınız siz yani. Kulise de biz bunu konuşuyoruz. Ben çok iyi arkadaş olduklarını düşünüyorum. Ama bir aşık, bir evlilik götürdüklerini düşünmüyorum. Aralarında bir aşk yoktu. Yani yok. Çünkü zaten Tarkan vardı gibi... Vardı bitti? Hiç mi olmadı? Ya, aşık olmasa bir şey söyleyeyim mi? Bak dürüst evlenirsin hayatım. Çocuk sahibi olmak için de evlenirsin. Olur şimdi, mu canım? Ben kadını hiç tanımıyorum. Sadece resimlerinden, hani servis edilmiş resimlerinden tanıyorum. Tarkan'ı ama tabii uzun yıllardır dinliyorsun, duygu durumunu biliyorsun, yazdıklarını biliyorsun, tavrını, tarzını biliyorsun. Tarkan'ın ben böyle çok normal birine aşık olabileceğini, o kadının böyle Tarkan'ın bütün duygu durumunu, duygu dünyasını beslediğini düşünmüyorum. Kız çok sıradan, Almanya'da büyümüş. Daha mı farklı biri farklı olmalıydı? Yani evet tabii mesela Sıla gibi bir kadın. Ha. İyi laflar söylüyor. Tarkan'ın yanına ona. Daha uçuk beyinli bir kadın. Şimdi, daha böyle uçak, marjinal. Yani uçuk değil de anladın. Marjinal beyinli bir kadın. Anladın. Sözleri düşün. Sen şimdi Tarkan'la... Sıla'yla Tarkan'ın beraber olduğunu düşünseydin neler çıkardı neler orada. Mesela anladın mı? Yani duygu durumları birbirine yakın olduğu için anladım. Söylüyorum. Birbirlerini çok iyi beslerler diye ya düşün. Öyle şey olur mu? Ama bak şimdi bak ben şunu anlıyorum. Sanki bizim bir dakika. Yan komşunun kızı gibi bak. Şimdi alttan alttan yine sinirleniyorum. Yan komşunun kızı gibi. Evet İzmir'de yan komşunun kızı gibi yani. Tarkan böyle bir evlilik yapmak istedi. Sen şimdi evli olan bir adam için Sıla ile evli olsa ne olurdu diyorsun. Ama ben bak çok tutarlıyım. Ben de sana diyorum peki, ki. Peki sen şimdi kendini evli düşün. Gerçekten senin kocan içinde ki. Desinler ki hayatım, Ahmet keşke Ayşe ile beraber olsaydı. Bak şimdi bir şey söyleyebilir miyim? %100 katılıyorum. Sinir ama ben sana diyorum ki bundan zaten aman duygu durumumu besleyeyim. Müthiş bir evlilik. Bir dakika sen Tarkan mısın? Nereden biliyorsun abi? Değil ama hayatım bak nesini beslediğini beslemediğini. Şimdi sabah sabah beni konuşturma. Tarkan'ı biz kaç senedir takip ediyoruz? 1500 senedir herhalde. Yaşım 40'a geliyor. Tarkan'ın ne fotoğraflarını biliyoruz, ne hallerini biliyoruz, tercihlerini de biliyoruz hayat anlamında, tamam mı? Şimdi bana öyle bir adamın gerçekten komşunun kızına benzeyen bir kadına deli gibi aşık olup gerçek bir evlilik için evlendiğini söyleyemez. Bana inandıramazsın bunu. Bana değil hiçbir magazinciye inandıramazsın. Sen böyle efendi dur ama hayır. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ben böyle bir kadından kimseyi... duygu durumunun çok böyle beslendiğini, müthiş aşk yaşadıklarını düşünmüyorum. Bir de o belli olur enerji. Sen düşünmüyor olabilirsin ama ben Tarkan'ın daha mantıklı bir evlilik yaptığını, anne adayı aradığını. Evet, şimdi aynı şeyden söz ediyoruz. Tamam, bir şey hissetmese asla kalkıp da evlenip çocuk yapmazdı. Sen bir şey ama hissetmediğin senin adam mı? Hayır yok mu etrafında? Ben değilim. Ama senin hiç yok ben, mu? Hayır etrafında yok. Anladım. Diyorum. Biz duygusal insanlarız. Ben aşık olmadığım adamla oturmam bile yemek mesela. Bile yemez. Ya, biz öyleyiz çünkü üçümüz için konuşuyorum. Üçümüzü tanıdığımız için. Ama yok mu hiç duymadın mı? Gayet mantık evliliği yapıyor. Hiç kadını adamı da sevmiyor. Evleniyorlar bunlar çocuk yapıyorlar. Ama bir hiç kadın da bunu kabul etrafında. Etmez ki yani adam beni sevmiyor. Ya ben isteyen niye ondan Tarkan'sa çocuk deli misin sen ya? İsteyen Tarkan'sa böyle şey at arabasıyla falan koşturursun yani. Evet. Tarkan'ın hızını at arabasıyla yetişemezsin yavrum. Bir marka söyleyemedim jet o yüzden. Lazım. Jet lazım. Yani. Ya Tarkan'ın Eylül konserlerini bekliyoruz tabii ki. Evet onu bekliyoruz. Bu arada Tarkan'dan çok örnek alınacak bir davranış normal geldi. Normal bir kadın yani evet. Mehmetçik Vakfı ile ilgili aldığı bir karar var. Bunu Milliyet yazarı sevgili Ali Eyüboğlu, Ali abimiz telif hakları ile ilgili bir yazı paylaşmış. O yazının içinden aktaracağım. Şimdi... Biliyorsunuz genelde bu dizilerde veya işte Türk filmlerinde ama daha çok diziler tabii ön planda olduğu için bazı şarkılar kullanılıyor. Sezen Aksu'nun, işte Tarkan'ın bildiğimiz başlıca şarkılar ve çok ciddi telif ödeniyor bunlara. Üzgünüm kişileri bilmem ne diyor. Ya Allah'ım bugünü de gördüm ya bugünü tarihe yazın neyse, ya lütfen ya. Kendi konuştu. Neyse arkadaşlarım şimdi bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Yürütücü yapımcılık yapan bir isim Erdoğan Sevinç diyor ki bir tek diyor Tarkan'la sorun yaşamıyoruz böyle bir durum olduğunda. Çünkü diyor Tarkan'ın bir senaryoda herhangi bir sahibi olduğu şarkıyı kullanmak istediğinizde başvuruyorsunuz yapım şirketine. Bir onay veriyorlar size. Mehmetçik Vakfı'na yaklaşık 5 ile 10 bin TL arasında bir para bağışladığınız takdirde Tarkan'ın şarkısını kullanabiliyorsunuz. Bravo. Tarkan ben asla olsun. Bu telif hakkını kendi cebine almıyor. Olduğu gibi bir bağışla Mehmetçik Vakfı'na yaptırıyor. Bravo. Ve gerçekten çok güzel bir davranış. Bütün bu seviyede bu kadar çok bestesi olan şeyden de şarkıcılarımızdan da bestecilerimizden de
benzer şeyler gelsin. Benzer çok davranışlar oluruz. Gelsin. Demet Akalın da değil mi? Yılda bir kez yaptığı konserin bütün gelirini Mehmetçik Vakfı'na bravo, bağışlıyor. Evet ama işte bu o şimdi ama biliyorsun bu çok mantıklı. Çok mantıklı. Muhteşem bir şey çok bu yani. Çok dizi çekiliyor ve helal çok fazla olsun. Şarkı kullanılıyor. Evet. Neredeyse klip izliyoruz dizilerden. Çok kliplerine koymamaları nefis bir bence davranış. De bak yani hepsi böyle yapsa keşke ne kadar büyük bir katkı olur. Çok güzel ya. He bak yine Tarkan işte yani. Tarkan ya yaptı, vurdu, gol oldu gibi. Oldu yani. Tarkan'ımız. Bazıları da diyorsun valelerin üzerinden 170 lirayı geri alıyor. Oraya bağlarsın. Yine geldi valeye. Yine bir valeye bağladı olayı ya. Yemin ediyorum. Oraya bağlarsın. Bu arada hani ben. Radyolarda ve müzik kanallarında da resmi verilere göre en çok çalınan kadın isim Demet Akalın. En çok çalınan erkek isim de Tarkan. Doğru mu? Biliyorsunuz. Doğru. Doğru. Tabii tabii bu şey. Alınan gerçek real bilgiler üstüne zaten şimdi biliyorsunuz buradan da aslında radyolardan da telif alınıyor. Yani radyolar çaldıklarında küçük bir miktar sürekli olarak bir yerde birikiyor. Artık MÜYAP mı tam hangi şey ona karışıyor bilmiyorum ama sonra toplanıp bestecisine, şarkıcısına, yorumcusuna bu paralar da gidiyor. Eskiden verilmiyordu tabii. Yani birkaç senedir var ama. Geldi, ne kadar... Türkiye müzik açısından telif işini epey çözdü ama sinema ve televizyon açısından telif henüz çözülebilmiş değil. Doğru. Oyuncular telif almıyorlar biliyorsunuz. Eski Türk filmleri mesela Kemal Sunal'ın çok önemli başrol hiç yok. Çok önemli başrol oyuncularının özel sözleşmeye koydurdukları hani yurt dışına satışlardan alırım kar demediği sürece hiç kimse İsterse Fizan'da yayınlansın, isterse 150. kez yayınlansın biliyorsunuz almıyor. Ama tabii müziklerde öyle bir durum yok. Tarkan ve Demet Akalın da bravo. Bomba bir ikili olarak gözümüzün önünde yer alıyor. Doğru. Evet. Şimdi bu haberi de noktaladıktan sonra... Bize hangi haberi vereceksin? Ya dünya starı olmak evet öyle bir şey gerektiriyor. Ben yoruldum. Su ben yoruldum. Sıcak ben biraz bir önce kahve su içerken var. İzleyicilerimizin de bir kahve molasına ihtiyacı var. Kısa bir reklam arasına ihtiyacımız var. Evet efendim. Şimdi az sonra Yeşim Sakım Gülben Ergen cephesine döneceğiz. Ama daha öncesinde Mustafa Sandal, Melis Süt Şurup. Ay söylemiş de çok zor gerçekten. Şurup. Ama soyad çok güzel değil mi? Süt Şurup. Süt Şurup. O sebepten bile sevindim evet. Bir kız. Mutluluk kısa sürdü. Ayrıldılar. Melis Süt Şurup ayrılık hakkında bir açıklama yapmıştı. Bir arada yok biliyorsunuz erken döndü Amerika'dan ve Mustafa Sandal devam etti orada tatiline. Fransa'ya gitti. Arkadaşlarıyla Paris'e gitti. Aynen biz de yani bütün magazinciler tabii sordu Melis Hanım'a yok dedi. O dedi öyle bir şey yok dedi ayrılık mı ayrılık falan derken bakalım bu ayrılık cephesinde neler oldu. Neler olmuş? Ayrıldılar bitti. Kendimizi görüyoruz. Ayrılmadılar mı? Yoksa ayrılmadılar mı? Evet. Bana burada çünkü bunun bir VTR olduğu yazıldığı için ben bunun bir VTR olduğunu düşündüm. Hiç önemli değil. Ama burada öyle şeyler. O zaman bizi gördüler. Zaten söylemiştik. Evet. Yani zaten ayrıldıklarını söylemiştik evet, aslında. Ayrılacaklarını değil. Amerika'dan evet. Belli ki bu iş bitmiş beyefendi de Sinan'dan oradan. Sinan'dan öyle bir kurgu yapmış kendileri ama çıktınız. Oradan Fransa'ya gittiyse belli ki bu iş bitmiştir. Yoksa hiç kimse o kadar uzun yoldan yalnız dönmek istemez. Evet, şimdi bir görüntü var. Melis Hanım'ın bir AVM'de bir önceki evliliğinden olan oğluyla beraber hani bir alışveriş yaparken tabii kameralar yaklaşıyor. Diyorlar ki bu ayrılık meselesi nedir? O da diyor ki evet doğru ama yanımda oğlum var ve bu konuları konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim diyor. Biliyorsunuz bir takipten çıkma durumu olmuştu. Benim çok güldüğüm. İlk etapta şey dedi Mustafa Sandal buna ya işte teknik bir sıkıntıdan falan filan dedi ama Melis Hanım'ın... Teknik sıkıntı da yeni şey. Ya teknik sıkıntı nasıl olur? Yani Instagram kullanıcıları bilir dün mesela. Dün gece teknik sıkıntının dibi oldu. Evet. Dibi oldu durdu. Ya biz nasıl bağlanmışız sosyal medyaya hikayeye? Bu hikayeler olmasa biz ne yaparız? Beğeni gelmiyor koyuyorum. Ulan diyorum bu nasıl oldu? Faturamı mı ödemedim diyorum. Neler? İnternetin genelinde bir sıkıntı vardı. Diyorum ki evdeki internette mi bir sıkıntı var? Nasıl değil mi bir şey oldu? Cep telefonumda mı bir ödeme sonra sıkıntısı var? Sonra beni arayıp var? Bana sarıyorsun mesela akşam. Değil mi? Bu sefer senin suyun ışığında. Siz çok alışmışsınız. Ben de fark ettim sıkıntıyı ama öyle teknik sorun
fotoğraf koyarken oluyor. Birbirini yalandan fotoğraf koyuyorsun. Ne yorum gelebildi ne beğeni. Bir sürü. Tabii bir de gizli bakanlar var. Onlar ayrı. Takipçilerden şey gelmiş. Hani fotoğrafı görsek ne olduğunu anlayacağız falan gibi yorumlar gelmişti. Takipçilerin de yoktu interneti. Kimsenin yoktu. Bir tek bizim mi yoktu? Bütün şeyde İstanbul'un yoktu. Peki bunlar niye ayrılmış? Bir dakika şimdi. Biz konudan gereken ayrılık iddiaları var. Ya şey aldatma iddiaları var biliyorsun. Kim kimi? İşte o Fransa kısmısında erkek arkadaşlarıyla. Ama zaten Fransa evleri tartışmamışlar mıydı bunda? Amerika'da tartışıp mı? Ayrıldılar. Ama peşinden gelmesini bekledi yüksek ihtimal Melisa'nın. Orada başka bir kıza mı gitti? Yani bilemiyoruz. Çapkınlık turu gibi o yansıdı biliyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Paris'i görmüş bir insan olarak söyleyebilirim. Hiç böyle bildiğiniz, anladığınız gibi romantik bir yer değil. Kocaman bir tane demirden Gustave Eiffel'in yaptığı bir şey var. Neden? Herkes gece altında... hayatı gayet güzeldir. Hayır, yani. Yani nasıl diyeyim sana, böyle çapkınlık yapabileceğin falan bir yer değil yani. İtalya ya adam çapkınlık olsa... ya yürü git. Bak İtalya Milano falan olsa neyi var belki ama adam çapkınlık yapmak istedikten sonra. Parisler bize benziyor hayatım. Bizim gibiler. Parisler küçük. Tamam mı? Hayatım adamın Türkiye'den başka sevgilisi gider. Deli misin illa? Ayrı. Ya sen bir niye şey söyleyeceğim? Fransa'nın dibi Kan, Nice gidersin, Saint-Tropez. Orada güzelce tekneye atlarsın. Bakın oralara bakın. Da gittik yani. Haftaya gidiyorum. Hadi ya Ayrı, evet, çok şanslısın. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsan çapkınlık yapmak istedikten sonra kapının arkasında bile yapar. Sen yani demiştin. Evin bir alt sokağında yapar. Ülke ülke dolaşmasına gerek yok ki. Evet. Çapkınlık yapmak demek, bakın bence bir kadınla beraber olmak değildir. Çapkınlık gözde başlar. Tamam şimdi mı? Bir de Melis Hanım'ın üçüncü bir kişinin mesajlarını Mustafa Sandal'ın telefonunda gördüğü iddiası var. İşte bu panik atağın başlangıcı. Panik atağı tetikleyen bir davranış. Çok zor. Çok sıkıntılı bir durum. Dakika, kaçırdım. Çok özür dilerim. Bir daha söyler yani misin? Bir kadının mesajını yakaladığı iddiası var cep telefonunda Mustafa Sandal'ın. O da çok zor. Ama... Mıstık da ben size dedim çapkındır. Mıstık. yıllarca mıstık. Evliydi adam. Evimiz şimdi ayrıldı. Çapkındır. Evliliğinde de çapkındır. Yeni boşanmış adamlarda bu sıkıntı da... vardır. Hayır hayatım bak. Bence yeni boşanmış adamlarla ve kadınlarla hemen ciddi bir ilişki yaşanmamalı. Bileceksin ki bir iki sene çöp. Bir savaştan çıkmış zaten. Bırakın bir kafasını dinlesin değil mi? Ben size başka bir şeyden bahsediyorum. Siz gene romantizmaya bağlıyorsunuz. Ben diyorum ki evliliği sırasında da Mustafa Sandal... Emine'yi aldattı mı diyorsun? Hayır aldatma başka bir şey. Aldatmaktan söz etmiyorum. Ama flörtöz bir beyefendidir kendisi. Hı. Onu demeye çapkındır çalışıyorum. Çapkındır diyorsun yani. Ama bir de hani şöhretli bir şey söyleyeceğim. Onunla şey ilgili güzel de bir hikayen yani. Var. Ha, öyle bir şey söylüyor gibi. Öyle bir söyle ki bak eminmiş gibi konuşuyorsun. Hem eminim hem değil gibi. Yani karışık şeyler. Şunu anlatmayayım. Sonra size bir ara kuşlandırırım. Ama hayır şöyle bir şey. Zaten şöhretli insanların birçoğunda var ya öyle hani bütün kadınlar da beni sever. Ben de çok flörtözüm havası. Ya ama şimdi yani Türkiye'deki bir kısım kadın da Mustafa Sandal'ı sever. Onun şimdi arabası gerçekten var de... güzel mi güzel. Aynen yani, öyle. O yüzden öyle o da o havayla böyle biraz hani mavi boncuk dağılan bir karakter olmuş olabilir diyorum. Dıt, o havadaysa o zaman kimseye ciddi bir ilişki yaşamaya da değil mi böyle umut vermesin. Sevgililik o havada daldan dala koşsun. Ama kimseye ümit vermesin. Bir kere yani. Mustafa Bey kendi sosyal medyasında Melis Hanım'ı paylaşarak duyurdu ve adını koydu ilişkinin. Ya. Koymasaydı. Koymasaydı o zaman yani. Gizli gizli yürütselerdi. O kadar. Bir sürü gizli ilişki ya var biliyor muyuz? Başkaları da biz olduysa, biliyoruz izleyicimiz biliyor. Hani ya arada başka İşte biz de diyoruz ki o zaman ya. Koymasın diyoruz. Kıza da ümit vermesin. Koyuyorsa da artık tamam düzgün bir ilişki yaşamak istiyorum desin. Önüne baksın. Daldan dala olmuyor. Üçüncü kadınlardan mesaj gelmesin. Gelmesin. Gelir. Yani. Gelmesin. Gelir abi kadınlar atar erkekler de atar. Her iki taraf için de söylüyorum yani. Mustafa'nın güzelliği, popülerliği. Yapar adam çakmış. Mustafa mıstık. Yeşim Salkım ve Gülben Ergen az sonrasını vermiştik. Emniyet kemerimi takayım bir dakika. Evet sen de ısırlan gerçekten. Evet. Ben tesadüf eseri bu haber daha gelmeden önce hani Twitter'dan da birbirimizi takip ettiğimiz için bir baktım okudum bir tweet. Yeşim böyle güzel bir şeyler yazmış. Allah dedim. Ne yazmış? Filmler çekildi. Haberi izleyelim de bir bakın neler olmuş. Zehir zemberek ifadeler. Vallahi hiç bitmeyen bir kan davası gibi inanılmaz yani. Ay ben de Gülben Hanım gibi durmuşum bak. Daha evet şu an. İkimiz de böyle Yeşim'e bakıyoruz. Ya tabii şimdi şöyle düşünüyorum. Yeşim'i ben de tanıyorum. Buradan selamlarımızı da iletelim. Evet ben Yeşim'i çok severim. Çok haklı. Tamam yani o dönem yaşadığı bu aldatma hikayesinden eski eşi üzerinden. Ve yaşadıkları yani evliliğin bitmesi sonrasında yaşadıkları aynen. Değil mi yani hani hayatın bütün standardının değişmesi ruh sağlığının bozulması filan ama bir tek konuda eleştirebilirim yani çok sevmekle beraber özür dilerim söylüyorum bunu
Zaten çok zeki bir kadın Yeşim Salkım. Oyunculuğu öyle, şarkıcılığı öyle. Çok da iyi eğitimli. Başarılı. Çok başarılı. Bu arada yani psikoloji sanki, mezunu. Bravo, psikolojiden çok bravo. İyi anlayan çok, bir kadın. Çok akıllı bir kadın. Çok evet. da düzgün bir kadın olduğunu düşünüyorum ben o anlamda. Yani artık sanki bu hikayenin ucunu biraz bıraksa. Yani biraz bıraksan mı acaba? Sürekli çünkü bu anlamda gündeme gelip hiç unutturmamak ve o tarafa da prim vermek. Yeşim galiba biraz şey oluyor. Fazla mı? Yani artık ben Yeşim'i işiyle, gücüyle, konseriyle mesela duymak istiyorum. Yani Gülben'e tabii bitmeyen bir dava. Anlıyorum o yarayı da. Ya çok ilginçti. Ama işte, artık evlilikler olmuş, üstüne 3-5 tane çocuk doğrulmuş falan sahneye, ya. Yani bitmiş hikaye anladın sahneye mı? Sahneye çıkmıştı Yeşim. Bir çocuklar yararına bir gece düzenlenmişti. Orada ben de sunuculuk yapmıştım. Sonra sahneye çıktı. Daha ilk cümlesi otel, yani bulunduğumuz otel. Acı olayın yaşandığı oteldi. Daha çıkarken bu otelin dedi bende çok anısı vardır teşekkür ederim dedi bu yani otelin. Şimdi Yeşim Salkım bir kadın yani psikolojisiyle bunu unutamıyor ve her gittiği yerde de hani travma yenilenmesi diyoruz ya sürekli aynen. yenileniyor. Çünkü aklına bir şey geliyor. Aslında biz diyoruz ya Yeşim Salkım bu olayı unutsa keşke. Aslında karşısındaki Gülben Ergen olmasa belki çoktan unutulurdu. Ama Gülben Ergen de sürekli gündemde bir kadın olduğu için sürekli bir malzeme çıkıyor. Sürekli onun da yarası sürekli acıyor bu sefer. Değil mi? Sürekli çünkü aynen. karşılaşıyorlar. Sosyal medya var. Bu kadar çok görmese belki bu kadar aklına bile gelmez. Ama evet. dediğin gibi korkunç uzayan bir şey. Ben Yeşim Salkım'a üzülüyorum. Çünkü sinirleri bozuluyor. Aslında Yeşim Salkım bu yazıları yazarken sinirleri bozuluyor. Yine sağlığı bir bozulmuş. Sağlığı bozuluyor. Yıllarca nelerle mücadele etti. Ve hiç haberimiz olmamış. Dünyanın en iyi annesi, dünyanın en iyi evlatları. Yani Gizem'e bayılıyorum. Evet. O kadar şanslı ki. Ufaklıkta yani Yeşim çok tatlı, Meryem'a da çok evet, tatlı. Zaten Yeşim Salkım ailesiyle çok mutlu. İşinde zaten muhteşem bir kadın. Tweet buydu. Evet. Yeşim Salkım'ın paylaştığı. Gülben kusura bakma gelemedim mahkemeye. Malum konser zamanı sen gitmişsin duydum. Keşke karşılaşsaydık. Artık Aralık'ta mutlaka görüşeceğiz. Eskiyi yad ederiz. Kesin orada olacağım. Aman gelmemezlik. Yani yapmak ironisi de diyor. Tabii yani bu kadar acının üstüne ironi yapması da güzel. Bize tabii şeyi de söylüyor yani ben konserdeyim öyle iş güç sahibiyim vesaire demeye çalışıyor. Ama yani sanki artık bu ikili üzerine evlilikler yaşanmış, başka ilişkiler yaşanmış, çocuklar doğrulmuş öyle değil mi? Yani her ikisi açısından da söylüyorum. Yeşim Hanım'ın da oldu evliliği, ötekinin de oldu. Şimdi artık buradan ya da ne bileyim bir tane açık oturum yapılsın. Tamam mı? Karşılıklı İkisi karşı karşıya gelsin. İki dakikada biz Yeşim onları Salkım verelim. Var ya Yeşim Salkım hemen gider. Hemen gider. Koşa koşa yani gelir Gülben Ergen gelir mi bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Gülben Ergen gitmez. Yeşim Salkım söylediklerinin arkasında çok duran bir kadın. Korkusuz bir kadın. Kimseye de eyvallahı olmayan bir tabii kadın. Tabii şu da var. Yeşim Salkım politik değil değil mi? Gülben Ergen de hangi konu olursa olsun en hayati konuda dahi asla konuşmuyor. Hemen mahkeme açıyor. Abi nasıl bir sabır? Ve mahkemede... Yani, düşünsenize ortalık sessizlik. Yıkıldı neler oldu Erhan Çelik neler söyledi o işte biliyorsunuz Tolga Dules hikayesi şu bu bütün ana haberler cayır cayır haberleri verdi onun karısı çıktı konuştu onun sevgisi çıktı konuştu onun kocası çıktı konuştu fotoğraflar bilmem neler Gülben Hanım'da bir ama iyi yönetiyor sen diyorsun ya iyi asla yönetmek bir, yani insan dayanamaz bir şey söyler anladın krizi mı? İyi yönetmek çok sizi iyi ben yönetiyor hep onu çok yıllardır ya. Türkiye'de en iyi kriz yönetimi yapan kişi Gülben Ergen'dir. Bak net söylüyorum. Bence açık oturuma davet edelim. Burada konuşsunlar. Gerçekten kozları çünkü bu bitmeyecek yani. Artık adam da ortada kalmadı galiba. Uzan ailesinden biri kaldı mı? Herkes yurt dışında yok, bir yurt yerde dışında yaşıyor. Yani adamlar bile unuttu yediği haltları. Ya adamların zaten umurunda değil ki yediği haltlar. Adam zaten haltı unuttu. Kadınlar bir türlü unutamadı. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şey söyledin. Çok güzel bir şey söyledin. Size sonra kuliste anlatacağım. Böyle biri daha var. Kadınlar birbirine hep düşman. Adam hep başka bir kadınla mutlu. Adamın umrunda değil ama geride bıraktığı kadınlar hep enkaz. Birbirine düşman. Babanın kim olduğunu söyleyeceğim arkadaşım size. Arkadaşım her ayrılıkta olan kadını oluyor ya. Gerçekten öyle. Çok şöyle azdır yani büyük sıkıntı çeken erkek yok mudur? Vardır tabii ama genel suretle kadınlarda oluyor yani. İşte size, yani bu iki kadına da şunu söylemek lazım o zaman. Bak madem güzel bir yere geldik. Yani işte ortadaki bu adam konu biliyorsunuz epey gündem meşgul etti. Evet. Yani kartpostallar bilmem neler. Yani Hürriyet falan anası. Ya Hürriyet yapmadı galiba. Hürriyet yapamaz tabii. Gülben Hanım orada çalışıyor. Asla. Hangi gazete taşıdı onu? Bayağı gazete manşetlerinde falan çıkmıştı. Doğan grubunun karşısında kim varsa odur herhalde. Olabilir. Ama yani falan şurası doğru. Şimdi adam dediğin gibi artık ortada yok. Adamlar rahat rahat uyurken, başka yani bu kadınlarla mutluyken
Ve de olsunlar geride bıraktıkları bana kadınlar gerçekten o savaşa devam ediyorlar yani. Akıllı olsunlar hayatım. Yani adam, yani artık o ortak yeşim salkım ortak dediği için söylüyorum. Benim tabirim değil bu. Ortak denilen adam artık olmadığına göre burada yaşamıyorsa bu kadınlar niçin birbirlerini tırmıklıyorlar? Artık unutulsun, bitsin gitsin diyorsun. Ama tabii yeşimin şeyini de anlıyorum çünkü bir süre hiçbir yerde iş yapamadı. Baksana burada iş verildi. Değil mi? Evet. Yeşim'in önünü çok kapattılar yani o mevzudan. Aşırı aşırı ya aşırı zorluk çekti. Hep o konuda da biliyorsunuz Gülben Hanım'a çok atıfta bulundu. Medya kuruluşlarında giderek güçlenen bir ses oldu yani Gülben Hanım. Bir grubun o zamanlar gerçekten bütün önemli röportajlarını yapan işte hani TRT'de çalıştı bir dönem. Tabii. Ondan sonra Show TV'de galiba önemli işler yaptı. Yani Türkiye'de önemli yerlerde ve önemli işler. Kanallarda evet önemli işler yaptı. Benim önümü kesti dedi zamanında. Yani çok iddiası var Yeşim'in. Çok fazla iddiası tabii var. Tabii neden iddia diyorum? O haklılık payı mutlaka vardır ama Gülben Hanım'dan hiçbir karşı serzeniş, karşı açıklama olmaz, çok akıllı olmadı. Şimdi hep sustu. Doğan grubu aslında bahsettiğimiz o zamanki Doğan grubu. Evet. Sen de ben de yıllarca çalıştık. Biz mesela Gülben Hanım'la ilgili yani duyardık ki mesela hala da öyle yani patronajla diyeyim o familyayla çok iyi dostluğu var. Beraber tatile gidiyorlar, birbirlerinin teknelerinde eğleniyorlar. Yanlış mı? Bilemem ama çok sevildiğini biliyorum Doğan ailesi tarafından. Valla bence yanlış doğru diyemeyiz çünkü bütün grupların yani çok büyük aileler var. Tuttuğu sanatçılar var. Tuttuğu sanatçı, gazeteci var. Yani hepsinin yazın o Bodrum'daki teknelerinde ya sunuculardan görüyorsun herkesin birilerini. Herkesin bir adamı ya var. Ya gazetecilerden var. Görüyorsun. Çok güçlüydü o zaman. Herkesin bir adamı var. Yürüttüğü bir adamı var. Bunun başka bir tabiri var. Onu da size kuliste söyleyeceğim. Önünü kapatmış mıdır bilemiyorum. Ama güçlü olduğu konusunda güçlü. Bir kere bir yayın yani. Organı sahibi grubun sen baş adamlarından biri olursan bir gücün olur. Güçlüsün o yani zaman. Yani Aydın Doğan ve işte kızlarının arkadaşıydı. Mesela hala da öyleler anladığım kadarıyla çok. Biz mesela negatif bir haber yapamazdık. Röportajları yaparken daha düzgün konuşurduk. Yani şimdi burada dürüst olayım, itiraf edeyim daha ki. Daha onun hep böyle mutlu aile görüntüsü, sevimli halleri asla, falan filan asla anormal bir haber veremezsin. Bütün kıyamet kopar ama Doğan grubunda buna dair tek bir şey söylemezsin. Burak neden? Çünkü çok severlerdi. Acayip severlerdi. Evet. Ve aynı gruptan da galiba Hande Fırat'ın eski sevgilisiyle sonra sevgili oldu. Aynı masada da çoluk çocuk hep beraber fotoğrafları var. Yani Hande, Burak Bey, Erhan Çelik de var. Çok iyi arkadaşlar. Ya işte bunlar yani tabii ki enteresan anlatılabilecek hikayeler. Ya da yorumlanabilecek fotoğraflar bile değil. Çünkü cümle bulamıyorsun değil mi? Aynen. Çok farklı cümleler kurduğun zaman bir şey söylemek istemiyorsun. Yanlış anlaşılıyorsun ya da televizyonun karşısında çok olmuyor. O zaman bir evlilik haberi vermiştik biliyorsunuz ki Demet Şener ve Cenk Küpeli ile alakalı. Şimdi bir paylaşımı oldu Demet Şener'in pek konuşmuyor. Evlendikten sonra hiçbir yere özel bir röportaj da vermediler. Kimse vermez zaten. Evet önce, yani beklerler. Acaba kayınvalide istiyor mu aile tarafından istenmeyen gelin mi? Şimdi onu bilmiyoruz ama kayınvalidesi kızar mı diye düşündüğümüz bir paylaşım oldu. Çünkü hani yeni evlendi daha aileyle bir iş işe durumu olmadan ki geçenlerde Cenk Bey'in arkadaşlarıyla bir fotoğraf vardı. Anneciğinin fotoğrafını koymuş. Ne demiş annesi için? Anneciğim canım demiş işte. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya demiş ki şöyle bir fotoğraf paylaşıp sen her şartta çocuklarının yanında olan sevgi dolu harika bir annesin. Bunun anneyle arası çok bozuktur. Ama çok şanslıyız. Bunun anayla arası bozuk. Sen her şartta benim yanımdasın ama Cenk Bey'in annesi yok. Yok. Şimdi demek bu sözlerin üzerinde de şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Oğlunun kararına tepki gösteren, düğününde yanında olmayan kayınvalidesine taş atıyor. Yani benim annem her şart altında. Benim yanımda. Ben Cenk'i tercih ettim. Al evladım mutluluk senin olsun dedi. Evet. İşte İbrahim'i tercih ettim. İbrahim de mutluluğuma onay verdi. Ama karşı tarafın ailesi sanki hani birazcık ses yok gibi. Evet öyle ne gibi gerçek. Ben biliyorsun bunları tam teyze hemen, gibi evet, teyze gibi yorumluyorum. Özgür Deniz'le ilgili doğru çıkmadı mı? Çıktı. Ben de seni duyuyorum. Bence var sence bir gönderme. Var. Burada var. Burada şu söyleniyor tamamen. Benim annem benim hep yanımda ama Cenk Bey'in annesi yanında değil.
buradan bu söyleniyor. Ama şu da mı olabilir? Belki Demet Şener de annesiyle bir kırgındı da hani ondan sonra annesinin gönlünü almak için bu ama fotoğrafı koydu. Ama düğün aşamasında yani Demet Hanım'ın tarafından bir kırgınlık yoktu. Ha, şu an evlendiler. Bütün herkes röportaj bekliyor. İki kelime bir şey bekliyor. Ailelerden gelebilecek. Niye yoktular diye Cenk Bey'in üstünden. Sen annenin orada şey iddiaları da var değil mi? İbrahim Kutluay'ın kayınpederini aradığı iddialar var değil mi? Kayınpederini aradığı. Ben şimdi yandım, şöyle Cenk Kutluay... Bey'in babası bir spor yorumcusu, basketbol yorumcusu. Evet. İbrahim Kutluay'ın İbrahim arkadaşı. İbrahim Kutluay da yılların milli basketbolcusu. Tamam. Dolayısıyla tanışıklıkları var. Bir iddiaya göre İbrahim Kutluay babasını arıyor. Ben yandım. Cenk Bey'in diyor ki ben yandım, Allah senin çocuğunu da kurtarsın. Seninkinin de başı yanmasın diyor. Sen yandın da yani bu bir iddia da sen yandın, sen nereye yandın ben anlamadım. Yani sen nasıl yandın, bu nasıl bir yanmak ben anlamadım. Evet. Sen hep yakan taraf gibi gözüküyorsun. Sonra senin son beraber olduğun kadının eve yolladığı şeyler, dosyaları medyaya düştü. Bu nasıl yanmak ben de bunu anlamıyorum. Bak ikinizin bir lafı var. Siz şu an son karteye bakıyoruz ya biz son tabii, duruma. Tabii bilemiyoruz. Evin dört duvarın içerisinde Demet Hanım da İbrahim Kutluay'ın şurasına kadar bilemiyoruz getirmiş midir bilemiyoruz. Ama senin eğer çocukların varsa bir kadından. Adamı da bitirdi. Adam da güzel bir güzel başka adam bir adamı ya. Arayıp da ya da başka bir adamın babasını arayıp da bu bir iddia tabii ama hani böyle yok ben yandım sen oğlunu kurtar demesi de ne kadar mantıklı. Çünkü bu yani finalin sonucunda senin çocuklarının şimdi bak, bir annesi. İbrahim Bey'in de bu konuya ilişkin tabii soruldu İbrahim Bey'e de söyledikleri vardı. Bir izleyelim. Arkadaşlar benim için her şeyden önemli çocuklarımız mutlu ve sağlıklı olması. Ben onlarla birlikte olduğum sürece onların onlarla güzel zaman geçiriyorum ve mutluluklarını paylaşıyorum. O yüzden diğer hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Beni bu konuların lütfen dışına tutun. O çıkan haberler yalan. Sizden rica ediyorum çocuklarımı dışına tutun. Cenk Bey'in babasının sizin yakın arkadaşınızın şey, olduğu. Hiç öyle bir şey olabilir mi sizce? Böyle bir konuşma geçtiği doğru mu? Hiç öyle bir şey yok. Niye ısrarla soruyorsun? Söyledim biraz önce cevabını. Dedim ki ben kimseyle görüşmedim. İsim vermeme gerek yok. Ben kimseyle görüşmedim. Kimseyle görüşme zaten durumda değilim. Beni ilgilendiren bir durum yok ortada. O yüzden de tekrar söylüyorum. Rica ediyorum çocuklarımı bu işin içinden çıkartın. Çünkü onların bir kendi hayatı var. Rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla rica ederek söylüyorum. Benle oldukları zaman da zaten çok mutlular. Beraber eğleniyoruz, beraber güzüyoruz. Tabii ki annelerinde de olacaklar. Onlar da kendi isteklerini yapacaklar. Ama benim hiçbir konuyla alakam ve ilgim yok. Kızınızın evliliğe tepki gösterdiğini... Bakın arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Çocuklarımı bu işlerden uzak tutun diyorum. Siz hala çocukların evliliğe karşı... Bakın ben Demet Hanım'ın ne yaptığıyla hiçbir ilgim ve alakam yok. İstediği gibi yaşayabilir, istediğini yapabilir. Biz artık ayrılmışız. Ne o bana karışabilir, ne o bana karışabilir. Ben ona karışabilirim. Dolayısıyla benim için öncelik her zaman çocuklarımdır. Ve çocuklarımı olabildiğince bunun dışına tutmaya çalışıyorum. Ben onlarla zaman geçirdiğim vakit onları mutlu etmeye çalışıyorum. Onların isteklerini yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Daha yeni tatilden geldik. Yine gideceğiz. Bu kadar. Peki. Yani lütfen beni ayrı bir birey olarak değerlendirin. Kimsenin evliliği, hayatı, mutluluğu, mutsuzluğu beni enterese etmez. Kimsenin dışına karışmam. Kimsenin ne yapıyor da merak da etmem. Kendi hayatımı yaşıyorum. Aslında buradaki açıklamasını sevdim. Yani doğru söylüyor. Beni artık karıştırmayın. Ben çocuklarımı da karıştırmayın diyor. Doğru ama haklı. Çocukları da karıştırmak normal değil zaten. Ben ayrı bir bireyim öyle değerlendiriyorum. Onun seçimi gitti evlendi. Tamam yani herkes kendi yoluna. Çünkü bir de evlilik var artık işin içinde. Yakışık almaz söylenecek bir sonuçta İbrahim Kutluay da seçimini yaptı ve gitti zaten. Aynen. Ve yani mutluluk pozları, mutluluk pozları veriyorlar mutluluk Edwin Hanım'a. Mutluluk pozları veriyor. Çocuklarla beraber tatil yapılıyor. Bir de diyor yani, ki ben aramadım diyor. Öyle bir telefon görüşmesi falan yok ha, diyor. O bir iddia demek ki yani. O bir telefon zaten çok çirkin olur böyle bir telefon. Ya ama bir şey söyleyebilir miyim sana Sinem'cim? Söyle. Bunların tanışıklıkları olduğunu da biliyoruz yani. Başkaları da yazdı bize. Evet çok yazan oldu. Şimdi düşünsene sen İbrahim Kutluay'la arkadaş, yani bir şekilde dostsun diyelim arkadaşsın ama az ama çok tanışıksın. Oğluna onun
Asla. Eski Allah karısını korusun. Alır mısın? Asla, Allah korusun. Ben seyircilerin de bu fikrini belki çok merak ediyorum. Alır mısınız mesela? Belki zaten bundan imtina etti de o düğünde bulunup İbrahim'in yani ailenin bir tepkisini çekmek var, belli. İstemedi. Ailenin belli bir tepkisi vardır. Ya %100 vardır. Bir kere ortada, yaş olarak var. Çocuklar hiç evlenmemiş var. Bir adam var. Çirkin olaylarla ayrılmış bir evlilik, bitmiş bir evlilik var. Bizim Türk toplumu biliyorsunuz hep böyle şeyden kaçar ve istemez. Doğru. Yüzgöz olmak istemez. Evet. Oğlumun başı belaya mı girecek diye anne korkar. Cenk Bey'in ilk evliliği miydi? Evet. Şimdi ilk evlilik içinde hani baktığınızda doğru mu diyorum? Hayır. Yani sen de boşandın, ben de boşandım. Şimdi bizim önümüze de bu çıkarsa komik bir şey deriz yani. Yani. Ama hele benim çocuğum var. Yani sevdikten sonra dersin ama mesela ben de şeyi tercih ederim açıkçası. Evleneceğim kişinin ailesiyle tanışıp biraz vakit geçirip şimdi aile onların içine girip evlenmeyi tercih ederim. Aynen. Bakın, aile evliliği onaylamazsa o evlilik hep sıkıntı. Aynen. Aile evliliği onaylamıyorsa huzurunuzun bir parçası hep eksik. Çünkü sürekli bir laf sokmalar, sürekli bir gel gitler, huzursuzluk, adam arada kalıyor. Yani annesinden, ablasından, kız kardeşinden vazgeçemez. Bir tarafta eşi. Çok sıkıntılı bir iş. Ben şey açıklamasına da hiç inanmıyorum Sinem. Hazırlıkları yaparken yani hemen bu evlenme meselesinin üzerine konuşuyorduk ya yetişmedi. Sen annene 2 gün önce mi 3 gün önce mi haber verirsin? Yok, alt üstü bir tane nikah kıyıyorsun. O da olmaz. Çok yani çirkin. Yani annemi 3 gün önce ancak aradım. Anneciğim ben hayatım, evleniyorum falan demezse. Hayatım o gün de konuşmadık mı? Bence hikaye çağrılmamış bile olabilirler 3 saat yani. Sonra bile olsa aynı şehirdeysen yani aynı şehirdeysen. Ağlaya ağlaya gidersin. Makyajın aka aka. Öyle ama gidersin. Bunun öncesine zaten kabul görmediğin için 3 saat öncesinde ben evleniyorum dersin. Yani annene dersin ki ben evleneceğim. O da der ki hayır, rızası varsa diyorum. Yani şimdi benim rızam var. Bir anda böyle bir yıldırım nikah yapmak istedi çocuğum. Hani çok ütopik bir şey söylüyorum. Koşarak giderim ama rızam yoksa bana 20 gün önceden hayatım, de haber sen varsa gitmeyebilirim. Sen yıldırım nikahı gelini zannediyorsun. Biz şimdi hani böyle bana konuşuyoruz ama. Bana 3 gün önce söylese derim ki hiç çağırmasaydın beni daha iyi. Ben de aynı bu 3 gün önce söylemek nasıl haber vermek? Bir de senin bir, şey bir tane annen var. Siz şunu unutuyorsunuz. Belki şöyle bir konuşma yapıldı. Eğer bu iş evliliğe giderse bil ki zinhar biz yokuz. Tamam. Ben zaten hiç söylenmemiş de olabilir yani. Zaten hiç haberi yokmuş diyorum ya sana yani. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi bak şimdi. Öyle 3 saat önce 2-3 gün önce falan değil o mevzu. Yıldırım nikah deyince insanlar şöyle zannediyor. Şimdi biz Sinem'le gidelim birimiz erkek birimiz kadın olalım. Beşiktaş evlendirme dairesine gidip 2 saatte işte fazladan. Hazırlığı var bunun. Ciğer filmi bilmem ne testi. Sen ne diyorsun onun en az 2-3 haftası var. Şimdi var, bu arada var da anneyi baba yani yıldırım nikah deyince millet zannediyor ki 1 saat içerisinde belgesiz öyle şey imza at. Öyle bir şey yok. Öyle bir nikah yok. Öyle bir nikah yok. Hazırlığınız var. O hazırlığınız esnasında hiç mi ananızı babanızı arayıp ben evli... Bir de yani hayatım biz Türk toplumuyuz. Sineme katılıyorum. Öyle bir hayatımız yok bizim. Yani olmaz. Olağan akışın o kadar ters bir şey söylüyorsun ki. Hemen karar verdim Sinem'le evlenmeye diye bir şey yok. Bunun düğün hazırlığı var, kınası var. Gelinliği var, osu var, osu var, busu var. Tamam mı yani? Topu başından sonra bence 2,5 aylık bir ilişkiden bahsediyoruz zaten. O kadar uzun uza diye bir durum ben yok ortada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niye bu kadar hızlı evlilik kararı aldıklarını da ben sana söyleyeyim. Ben Cenk Bey'in nasıl diyeyim? Ailesinin vazgeçireceğinden de olabilir. Bravo. Çünkü yaşı çok küçük. Ve Demet Hanım'ın onu bir şekilde... Çok küçük değil. 9 yaş çok küçük değil. Olabilir. Hayır, ilk evliliği Demet Hanım 42 yaşında 9 çıkar. 30'unu geçmiş bir adamdan bahsediyoruz. Bebekte adam değil karşımızdaki. Bebekte değil ama bence erkekler geç olgunlaşıyorlar. Kabul edelim. Hayır, fikrim şu. Bence onlar bir şey... Yani Demet Hanım'ın evliliğe daha çok Cenk Bey'i ikna ettiğini düşünüyorum. Ve fikrinden de başkaları vazgeçirmesin diye... Hemen kafesledikleri birbirlerine düşünüyorum. Ben çocuk faktörünü öne attığını ben Demet ve... Şener'in çocuklarından dolayı evlilikle yani evlilikle yürümek istediğini düşünüyorum. Bir düşüncem de çok kötü bir boşanma ve ortalıkta gezinen çok kötü laflar olduğu için ben de böyle ortalıkta elinden tuttuğum neydi belirsiz bir ilişki olmasın. Aynen, millete sussun herkes. Talkım verirken ben de aynı pozisyona düşmeyeyim doğru diye bir an önce evlenelim adımız sanımız konulmuş yani olsun. Yani evli miyiz evliyiz. Şimdi benim sevgilimi kızımla oturtmam var. Hayır. Kocamı oturtmam aynen var. Anlatabildim aynen mi? Bir şey çünkü söyleyeceğim. Evde 2 tane ergen çocuk var artık. Çünkü büyüyen baba çocuklar sevgiliyle yaşıyor zaten. Baba anne de bunu yaparsa yaşıyor. Çocukları tuhaf çocuklar bir görüntü olacak. Bir an önce evlenelim. Bakar mısın artık Demet Şener'in boyu kadar kızı var. Tabii. Yetişkin ya bir oğlu var yani. Akılları her şeye eriyor bu çocukların artık. O yüzden bu çocuklar için de bir an önce evlenme olabilir yani. Ama şimdi Cenk Bey ben daha çok aşık oldum tatlım, yani. Öbür türlü magazinde ne olacaktı sürekli? Demet Şener genç sevgilisiyle. Aynen. Genç sevgilisi hep önde olacaktı. Hayatım, genç sevgilisiyle Bodrum'da. Çok
rezil bir boşanmanın, tamam mı? Bir sürü şeyini servis ederken zaten bence o itibarı biraz her iki tarafta. Tamam mı? Orada çok büyük bir darbe var ya, o darbeyle yapılan öfke kontrolü olmayan bir panik hali. Tamam hayatım, sen niye muhalefetsin ben onu anlamadım. Ben anlamadım, ben ne açıklıyorum? Şu anda sen aslında bizim söylediğimiz her şeye desteksin. Neyi değiştirmeye çalışıyorsun? Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evde çocuklar var diye bir an evvel evlenmeyi düşünüyoruz, konuşuyoruz yani çocuklar da etkilenmesin. Zaten boşanma esnasında o kadar rezil kepaze şeyler döndü ki. Gizlilik kararı vardı, üstü kapalı konuşuldu hepsi ama. Şimdi çocuklar şey mi, Allah aşkına her yerde konuşuluyor. Yani öyle mi yaşıyoruz biz hepimiz? Hepimizin elinde tablet var. İşte bizim söylemeye çalıştığımız da tam da o. Zaten orada büyük rezaletler yaşandığı için sevgilisiyle, genç sevgilisiyle. Hayır. Hayır, takmaz hayatım. Demir anne ve takar bunu. Ya, takar Allah bence aşkına de. Konuşulan bütün rezaletleri düşün. Hiçbir şey düşünmüyor. O rezaleti çıkaran Demet Hanım değil ki. Niye o rezaletler babadan geldi. Niye utanacak? Kadın hayatım, mı biriyle yakalandı da kocasına şeyler ben gitti, belgeler gitti. Yani şöyle bir ahlak da demeyeceğim ama özür dilerim. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şöyle bir etik anlayışla hareket ettiğini düşünmüyorum ben bu kalıp insanların. İki ay göründüm, genç adamla anılmayayım diye bir an evvel evleneyim. Bu kafada mı Demet Şener? Rica ederim, Demet Akalın'ın elinden nasıl aldığını bir hatırlayalım. Çok rica edeceğim yani. Şimdi anlatabildim mi ne demek istediğimi? O zaman çoluk yoktu, çocuk yoktu. Hepsi gençti, hiçbir problem yoktu. Bak o kalıptaki insanların orada, senin benim günlük hayatımdaki ben gibi şey düşündüklerini zannetmiyorum. Kimse, orada genç bir adamı kafesleyecekti. Arkadaşım. Kimse de fikrini değiştirmesin diye hop bunlar nikah kıldı. Arkadaşım söyleyeyim şunu yani. Unutma, burada yine kadınlara şey yapıyoruz. Hiçbir kadın istemediği sürece bir adamın kolundan, paçasından tutup bir yere alamaz. Kadın orada Demet Şener zaten kadar İbrahim Kutluay da suçludur. Demet Şener çalan kadın. Hayır. Ondan sonra İbrahim Bey'i öbür Demet Hanım'ın elinden çaldı. Ben buna inanmıyorum. O zaman İbrahim Bey de adam olsaydı gitmeseydi. Tamam. Bak bir şey demiyorum. Ben o olayı da onaylamıyorum sana. Ama ötekinin yani, de sürekli bir elinden çaldı durumu bence burada çok yanlış. Ötekinin de gelinliği hazırken bekletildiğini, bırakıldığını hatırlatırım. Şimdi hayır bak, senden biz 2,5 ay içerisinde aman yaşımız küçük bir adamla anılmayalım, aman işte bilmem ne olmasın duymasın diye. Aman, biz bu ahlakta ve etikte Demet olabiliriz. Demet Şener'in bu kafada olduğunu düşünmüyorum. Ha. Bana anlatmayın bu hikayeleri ama diyor yani. Ama ahlaksızlık anlamında da söylemiyorum. Anladım yani sen diyorsun bu ki burada değil başka abi bir şey var. Ya, bu kafada aile, değil. Aile Cenk Bey'i vazgeçirebilirdi. Cenk Bey ben vazgeçirdi. Ben tamamen ona inanıyorum. Şimdi tamamen evlendiler, aile vazgeçirmek istese gene geçirecek. Anladım. Tamam hadi neyse artık. Aile böyle o dedi. Bizim herkesin bir teorisi var. Ay canına 2,5 ayda kim ne der? Kim ne derse takar insanlar. Tamam konu değiştireceğim. Lütfen dur sakinleş. Hayır öyle bir şeyden de bahsediyoruz. Sanki yan komşu Melahat Hanım'la. Gerçekten yani. Bazen izleyicilerim bana yazıyor. Gerçekten Pınar Hanım diyorlar. Biz sizi anlıyoruz. Beni anlıyorsunuz. Yani gerçekten mücadelesi zor bir yerde. 3 saat geçiriyorum. Ay şişiyorum yemin ederim. Çıktıktan sonra da baygınlık geçiriyorum onu da söyleyeyim. Ve manken Didem Soydan'la ve lider Şahin'le ilgili bir habere dönmek istiyorum. Hadi canım. Bu ikili bir aşk mı yaşıyor? Ama Didem'in annesi izin vermez ki. İrem Derece'nin sevgilisiyken bir araya geliyor lider ve Didem Soydan. Ve şu anda da görünen köy biraz kılavuz, şu an sizin kılavuzluğunuza ihtiyacım olacak ama sosyal medya hesabından paylaştığı ve işte bir mekanın da reklamı. Genelde ünlüler böyle şeyler yapıyorlar biliyorsunuz. Hmm. Ondan sonra lider Şahin'in mekanına gidiyor. Oradan bir paylaşım yapıyor. Reklam da olsun falan filan derken ama fotoğraf biraz kucağında mı? Ne yapıyor? Kucağında mı oturuyor? Kucağında oturuyor. Ama bu arada İrem Derici ile Didem Soydan hala Instagram'dan da birbirlerini takip ediyorlar. Bunu da altını çizmek isterim. Allah Allah. Şimdi bir kere yani ikimiz de Selami Şahin'i tanıdığımız için ve eşini. Annenin böyle bir şeye asla izin vereceğini zannetmiyorum. İrem Derici'yi de zaten aylarca kabul etmediler. Kabul etmediler. Bu bir. İkincisi Didem için bir şey söyleyebilirim. Didem çok uçuk ve marjinal bir kız. Evet. Yani çıplak pozlar da veriyor dergilere vesaire vesaire. Yani biraz böyle kafası değişik çalışan. Evet. Aileyi de pek iplemeyen bir kızcağız. Yani onun hareketlerine uygun mu dersen yani normal rutininde de o çılgınca böyle arkadaşlarıyla çok samimi kız kıza kucak kucağa aşk olmayabilir oturmak, diyorsun. Olmayabilir. Olmayabilir. Peki, yani zaten bazıları varsa bile Lider Şahin'in annesi sevgili ismi asla şimdi bence de tasvip etmez asla bu ilişkiyi. Asla. Bak biz asla diyoruz yani asla. Bence de önüne yatar yani diye evet olmaz.
gibi. İrem'e izin vermeyenin Didem'e mümkün değil yani. O zaman size madem böyle yorumunuzu burada nokladınız, hemen Ebru Şahlı ve sevgilisi Uğur Akkuş'la ilgili gelişmeleri. Onlar da biliyorsunuz bir yasak aşk olarak başladı, ortalık ayağa kalktı. Evet. Evet, tatil fotoğrafları gelmeye başladı. Yine teknedeler, zaten teknede yakalanmışlardı hatırlarsanız. Yine teknede olayın devam başlangıcı ediyor. Böyleydi. Ebru Şahlı, Uğur Akkuş'u öpüyor, öpücük yağmuruna tutuyor bulunduğu bölgelerde. Sonra da teknenin duşuyla yıkıyor kendisini. Bak, bu da bunu da unuttuk gibi. Mesela değil mi yani? Bir kadıncağız vardı. Normalleştirdik şimdi değil mi? Normalleştirdik. Bak sevgilisi şimdi, diye veriyoruz eski, artık. Eski eşinin ne kadar çok etrafta hani aldatıldı. Yani biliyorsunuz o da çıktı. Demişti, evet. Yüzük müzik takıldı haberi gelmişti. Evet ne oldu? Yok değil mi? Uğur Akkuş, şimdi biz ha sen bazen diyorsun ya aslında yani insanları biz yanındaki ünlülerle tanıyoruz. Evet. Mesela Uğur Bey'i de öyle tanıdık. Ebru Şahlı ile tanıdık. Aslında çok tabii. Varlıklı. Ablası da Fransa'da galiba. Çok önemli böyle. Çok varlıklı olmasa Ebru Şahlı'nın yanında ne işi var? Ebru Şahlı'nın onun yanında ne işi var? Ebru Şahlı bu adamın parası olmasa yanında ne işi var? Ne işi var? Aynı şey söylüyoruz. Bravo. Lütfen yani. Uğur Akkuş'un ablası o teknede zaten Uğur Akkuş'un ablasının. Ablası Fransa'da çok önemli markaların hani hepimizin bildiği ve kadınların böyle bilmem kaç bin dolar para bayıldığı o markaların reklam filmini çeken bir hanımefendi. Abla mı zengin? Prodüktör evet çok zengin. Abla destekliyor aile zengin mu bu ilişkiyi? Valla ablanın teknesiydi yakalandıkları. Çok çok tekne. Zengin. Bir çok şey varlıklı diyeceğim. Bir aile. Eşi de biliyorsunuz Uğur öyle zengin falan değil. Ondan sonra hava atmak için kiralık teknelerle şey yapıyor abla falan diye bir sürü şey yapmıştı. Çok zengin. Şimdi Uğur'un yani Uğur Bey'in bu kadar bir maddi gücü olmasa Ebru Şahlı yanında asla, olmaz. Asla olmaz. Ebru Şahlı mı bakacak? Bir senede oldu galiba. Ebru Şahlı mı bakacak Uğur Akkuş'a? Yok, çok öyle bir şey Ebru Şahlı öyle bir kadın değil. Ebru Şahlı öyle asla. Bir kadın değil. O yüzden yani muhtemelen belli bir güce sahip bir beyefendidir ki Ebru Şahlı da rahat rahat bir hayat ama yaşıyor. Yani Ebru Şahlı'nın da bu hani evli adam hikayesini de unuttuk. Ondan önce de Hamdi Alkan vardı. Ya aslında hiç unutmadık yani. Unutma ama yaşı bak normalleşip ay, sevmeye devam ediyor. Yani. Ama tabii bizim milletçe. Milletimiz sonra hanımefendi yapıyor. Çocuk doğurduğun zaman ve evlendiğin zaman bütün geçmiş siliniyor Türkiye'de. Dün çok güzel yazmış seyirciler. Yani anne olduğu zaman insanlar bütün geçmişi unutuldukları zannediyor ama bizim hemen hemen hepsi hafızamızda kalıyor diye yazan kadınlar çok olmuştu bana. Şimdi kimse kınamadı mesela değil mi? Yani şimdi benim çok yakın bir arkadaşım Ebru Şahlı'nın da çok yakın arkadaşı yani ortak. Onun söylediği gerçekten çok aşık Uğur'a dedi. Yani hakikaten çok seviyor, gözü döndü dedi. Yani hissiyatını dedi. Bilemem falan. Bilemem tabii yani bu aşk de. Neyle perçinlenip bu hale geldi. Hep de bu aşk, hep de zengin adamlara, hep de bu aşk hep. Var hayatım, benim için hiç önemi yok sadece mesela zenginin. Senin için var mı Pınar? Yok da işte soruldu. İyi bir adam olması yeterli. Geçen yani. Gün birine daha soruldu. Zengin ve yakışıklı mı? Ve orta hali ve şey mi diye Dilan'a da soruldu. Hani Dilan demiş ki kalp atarsa bir şey hiç olmaz. Ya şimdi şöyle ama tam tersi. Biliyorsunuz şeyin de Özge Ulusoy'un da açıklaması. Hani ne yapalım mankeniz diye fakirlerle mi çıkalım demişti. O da olay olmuştu. Ya şimdi beyefendinin tabii ki parasının olup olmaması Ebru'ya yani Ebru Şahlı'nın aşık olup olmaması bu değil. Yani Ebru hakikaten aşık da olabilir. Zaten herhalde aşık olmasa bu kadar uzun zaman bu ilişkiyi devam ettirmez. Hayatım Uğur Bey yaşlı başlı değil genç kendi yaşına uygun bir beyefendi. Sonuçta adam evliyken yakalandılar. Aynen. Yani Ebru Şahlı bu riski göze aldı. Sen Ebru Şahlısın İtibarını... ve yakalanacaksın. Ve kendini düşünmüyorsan evlatlarını düşünmek bak, zorundasın. Bak onu düşündü. Burada da çocuklar var aslında var baktığınızda. Var ve küçük çocuk da bu arada lenf kanseri miydi? Evet. Bir şeyle uğraşıyor. Tabii bak, canım. O halde ve itibarını hiç düşünmüyorsun. Öyle bir aşk ki bu. Çok duygusal bir aşk. Kameraya şöyle yapayım. O kadar duygusal ki hiçbir şey gözün görmüyor. Ya bunlar çok akıllı kadınlar dostum. Ne olur ya. Gerçekten aşık olmuş olabilir tabii ya ki. Ya olmuş olabilir içini ben bilemem gerçekten ama. Gerçekten aşık olmuş olabilir. O kadar olabilir. Da değil yani. Ama sonuçta böyle bir risk almak her kadının harcı değil. Evet. Her kadın kalkıp da şimdi evli adamla teknede böyle yayıla güneşlenmez. Korkarsın. Ki sen Ebru Şahlıysan. Ya ünlü olmasan belki umurunda olmaz da Ebru Şahlı yani gibi. Yani Ebru Şahlıysan hani, sen tel objektifle çekilme ihtimali olan bir kadının çok daha bu konuda bak, dikkatli olması bir, lazım. Bir seyircimiz yazmış. Neval Hanım diyor ki Ebru Şahlı'nın diyor zamanında evlendiği ilk eşi çocuklarının da babası olan. O zaman da demişti ki yani benim Harun. Kocam benim için önemlidir. Çocuklarım sonra gelir. Tabii yani. O bazı şeyleri bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Daha ilk önce kendi hayatını yaşayan bir kadın olabilir. Yaşıyor sonra da çocukları düşünüyor. Ne bileyim gerçekten de aşık olabilmişler ama ben zannetmiyorum ya.
Tekneler, paralar. Şey ama ben çözülen bir kadının aşık olduğu ortada. Uğur Akkuş aşık etmiş. Evet, eğer bir heves olsaydı o da çok ciddi bir mücadelenin içine girdi. Çünkü eski eşi tarafından bir sürü şeyle itham edildi. Darp da bunlardan biri biliyorsunuz. Bazı yani. Erkekler kadınların mesela bazı kadınların adını yazdığınız zaman değil mi internete? Bir sürü fotoğraf o bu haber çıkıyor. Bazı erkekler bunu bile bile değil mi? O seviyor, kadınlarla kadın beraberliğini seviyorlar. Devam ettiriyorlar. Enteresan bir şekilde Demet Akalın'ın, aileler karşıda evet. çıksa yine bu ilişkiler devam ediyor. Burada o beyefendilerin hayata bakış açısı farklı. Demet Akalın'ın bir lafı var ya çok incelterek daha söyleyeceğim rahatlar. Ama. Bazı erkekler bulanık kadın severler. Hı. Anladın mı? Yani, her an kaçabilecek gibi. Her an gidebilecek. Başkasının eline gidebilir bir kadın evet. ihtimali. Evet. Erkeklerde o avcı ruhu tetikliyor. Erkeklerin doğası avcı. Kadınların da daha böyle hani çocuk doğurayım, evde der düzen sağlayayım falan gibi bir şey. Şimdi değişti biraz ama o. Biraz değişti ama avcı ruhlu erkeklerden hiç gitmedi. Ama avcı ruhlu kadınlar da çok ortada. Ebru Şahlı'nın birine gönderdiği özel fotoğrafın da aynı dönemde düştüğünü ve servis edildiğini de hatırlat. Yani kadınlar çok enteresan ya. Yani adamlar demiyorlar evet. yani bunlar ne yapıyor ben hangi kadınla geziyorum neyi bırakıyorum demiyor. Demiyor. Evet. Demiyordu. Böyle ilginç bir sene önce yasak aşka konuşurken hayat ne enteresan şimdi sevgilisiyle mutluluk bozu verdi diyoruz ya, biz de. Işte ve işte kınamıyoruz. Yani ben hala kınıyorum. Tuhaflıyorum. Yani kusura bakmasınlar. Hayat niye hala kınıyoruz derken biz masada zaten ya bunun normalleştirilmesine de karşıyım ayrıca. Ben de çok karşıyım. Çünkü hepimizin başına işte, gelebilir. Evet hepimizin başına gelebilir ama oluyor maalesef. Aa, şimdi muhtemelen Ebru'nun fanları bize yazacak. Aa, şimdi mesela Şahlı'nın arkadaşları bu mevzuya başka bakar. Tabii. Ama, laf söyletmez. Ama Ebru Hanım'ın başına gelseydi öbür kadına başka tabii, bakacaklardı. Tabii başka bakacaklardı. Anladın mı? Herkes yüzden... kendi yaşadığını biliyor ve herkes kendi yakınını koruyor. Diğerine aynen. de saldırıyor. Normal bir şey miydi? Değildi. Tanınan bir kadının, annenin, bir annenin, yine bir anne bak. Yine bir anne. İşte o zaman diyoruz ki biz de senin kadınlığın mı ön planda, anneliğin mi ön planda? Ama o diyor ki önce burada koca. Burada kadınlığın ön planda. Evet. Çünkü o zaman da demiştin ki evliliğinde benim için kocam önemlidir. Hı-hı. Bizdeki Türk kadın profili nedir? Çocuklarım bir yana, kocam istediğini yapsın umurumda değil, çocuklarım iyi olsun. Bilemiyoruz tabii ki yani işte. Evet yani çocuğuyla dengesi konusu çok tartışılan başka bir isme geçiyoruz. Hmm. Şeyma Subaşı'na biliyorsunuz. Hmm. Hani Melisa ile ilgili son yazdığı vardı, bastı kitapta da hani çok özür dilerim. Çok sık yurt dışına çıktığım ve seninle beraber olamadığım zamanlar için şimdi dedi. De ve boşandıktan geziyor. Sonra hala yurt dışında çünkü neden sevgilisiyle. Biliyorsunuz yakın zamanda İspanya'ya onun yanına uçmuştu. Hmm. Bir aşk fotoğrafı i̇şte geldi. İşte şimdi bak bana ne dedin, doğum günü ne yapıyorsun, değil mi gene mesela? Şimdi bana o kadar yapmacık itici geliyor ki. Ya ayrılmış bir kadın. Şimdi buradan ayrılan kadınlar bana saldırıyorlar dünden beri. Ayrılan kadın şunu yapamaz mı? Ayrılan kadın bunu yapamaz mı? Ya yapar da. Şimdi küçücük bir kız çocuğun varsa bu kadar da sevgilini milletin burnuna gözüne sokmazsın. Git kendi dünyanda ne yapıyorsan yap. Ayrılık çok yeni diyorsun yani değil mi? Yani şimdi kız çocuğuna çocuk var diyor bir de hemen yani. Bu adamı kabullendirmeye çalışıyorsun. Zaten o çocuk uçaklarda gel git. Ben hep Melisa'ya çok üzüldüğüm için o kadar uzun yolculuklarda. Oraya git buradan gel öbür tarafa git. Hep bir lüks hayatın içinde. Hadi dans et Melisa. Hadi zıpla Melisa. Zaten Melisa bir şey oyuncak bebek gibi. Sürekli hırpalanan bir çocuk bana göre. Bakın bu kadar rahat hayatın içinde ben Melisa'nın yıprandığını düşünüyorum bir çocuk olarak. Hadi poz ver, hadi şunu yap, hadi dans ediyoruz, ha 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 bisiklete biniyoruz. Şimdi bu poza ne gerek var? Ne gerek var? Hayır, yani daha çok yeni ayrılma. Hangi arada bir ya şimdi bir de özür diliyorsan bak şimdi kitabında samimiyetine inanalım diyelim. Ben, tamam mı? Yani özür kitap diliyorsun. Bir yarışı. Kitap hayır, onu özür, şeyden bak, düşürmüyor. Bak ben sana ya diyorum. Bir paylaşımı bu hayır. paylaşımı Guido yaptı. Yani tamam. Bir ama sen de durdun. Guido yapar. Yani. İyi ki, yabancı. İyi ki doğdun bebeğim. Tamam ama bir adamdan bir adama geçmek bu kadar kolay mıdır? Şimdi o adama geçerken ki başlama tarihi de çok önemlidir. Tuğba İkinci'nin bir yorumu olmuş. Tuğba İkinci'nin mi? Tuğba İkinci enteresandır ya böyle kilit noktalarda çıkar atlar o şeye bir şey söyler. O da bir şey kendi Instagram hesabından galiba şöyle bir paylaşım yapmış. Acun Bey'e buradan bir mendil sallamış. Helal olsun Acun Bey'e hep arkasında durdu eski eşinin. Yapmayan yapmaz. Namus işte bilmem nerede değil beyinde olacak. Erkekte de kadında da
Bu böyle olmalı. Helal, Acun Ilıcalı insan olmak ayrı bir şey. Çok özel insansın demiş. Yani neyine? Eşin böyle fotoğraflar paylaşıyor, bir şeyler yapıyor ona falan filan. Onu şey yapıyorsun diyor. Neyse dur bir ne dakika. Ne yapsın ben, şimdi Acun? Laf mı söylesin? Mecbur yani. Hayır, bir dakika. Geriye gideceğim. Geriye git. Hani kitabında demiş ya. Çok özür diliyorum ama gene aynı haltı yemeye devam ediyorsun. Tabii canım ya. Yani hayatıma bakıyorum. Ya baksınlar da ama ne bileyim. Ben insanların kızınca ayrıldıktan sonra kadının da erkeğin de bir anda böyle başka bir adamla başka bir kadınla fotoğraf koymasına şaşırıyorum. Belki evvelden hoşlanıyordu. Çünkü o zaman bana şöyle geliyor. Hangi arada ne zaman tanıştın? Aynen. Ne zaman belki bilmem ne yaptın? Demek zaten ki acaba hani derler ya birini göndermeye çalışırken diğerini hazırlamış mıydın öbürünün diye. Üstelik de partilerde beraberce ağaçtan ağaca geçerken bir ipe tutunuyor muydun o sırada? Çirkin şeyler aklıma geliyor yani. O ki da gittiğin hoş değil. Partilerde de adam DJ zaten. Adamı da tanıyorsun tabii oradan yani. Ne bileyim Şeyma'nın yani hayatı zaten biraz karışık ya. Yani hani o ben Şeyma'nın ama bugün ama orta vadede ya da uzun vadede çok gümleyeceğini düşünüyorum. Yani psikolojik olarak. Evet. Ben böyle de. Yani maddi manevi bilemem. Ama bir yerde çok kötü böyle bir dibe vuracağını düşünüyorum yani. Böyle herkes öyle düşünüyor çünkü bu kadar mutluluk ve bu kadar fütursuzca yaşama herkesin özendiği bir şey olsa da aslında hiç ama hiç özenilecek bir durum değil. Kimse de özenmesin lütfen Şeyma'nın hayatına. Bunu hemen hemen iki gündür söylüyoruz. Bir şey söyleyeceğim, Şeyma'dan çok daha zengin insanlar, varlıklı insanlar hiç böyle yaşamıyorlar. Demek ki bu bir yaşam biçimi olsaydı değil mi? Jennifer Lopez akşam evet, kadar arkadaşlarım mesela. Ben gidiyorum Hüseyin diyorsun. Diyor ki artık vaktinizi doldurdunuz. Bir reklam arasına gitme zamanı yaşasın geldi. Hüseyin. Kızlara lütfen bunu söyle. Çünkü reklamla bir molayla ihtiyacımız var devam süper edelim diyor. Peki Hüseyin'cim sevgili yönetmenimiz bir tanemiz. Hadi reklamlar o zaman. Evet artık noktalama zamanı geldi. Tamam. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Kalp kırmamaya çalışıyoruz ama maalesef bazen Zülfiyare de dokunmuyor değiliz. Bazen oluyor. Bazen oluyor işte. O zaman ne diyoruz? Yarın görüşmek üzere. YouTube'dan bütün videoları tekrar izlemeyi unutmuyorsunuz diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bekliyoruz 9.15'te. Sabah 9.15. 9.15.